Biz ilk başta kulübümüz olarak nasıl araştırma yapılır, öğrenci arkadaşlar hangi alanlarda merak ettiği konuları inceleyebilir diye bir kulüp kurduk 1-2 sene önce. Yeni yeni yani. Daha sonra sunumlar vesaire yaparken kendi aramızda öğrenci arkadaşlarımız için. Sonra bu bir malumunuz COVID olaylarından dolayı genel herkese faydalanabileceği bir sunum yapalım diye düşündük. Bu konuda da sağ olsun Hüseyin hocamız bizi kırmadı. Bugün kendisinden endodontik tedavinin işleri, adaptif endodontik parsiyel klonları, endokronları dinleyeceğiz. Hocam mikrofonunuz açıksa buyurun başlayabiliriz. Kendinizi sizi duyamıyoruz sanırım hocam. Başlatırsanız hocam. Henüz duyamıyoruz. Beni duyabiliyor musunuz hocam? Sizi duyamıyoruz. Bir kapatıp orayı bir açar mısınız hocam tekrar? Bu arada bir anketimiz var kısa. Hemen cevaplarsanız. Hüseyin hocam da tekrar aramıza katıldı. Hocam merhabalar. Merhaba. Evet, sesim Evet, geliyor değil mi? Tamam. sizi şimdi duyabiliyoruz hocam. Tamam. Şimdi bir dakika share yapıyorum. Evet, her şey tamam değil mi? Sesim tamam, slide tamam. Tamam. Her şey tamam hocam. Tamam. Teşekkür ederim davetiniz için, nazik davetiniz için dinledim biraz önce. Bir kısaca Başlayalım sizi mı? tanıyalım hocam. Biz tanıyoruz ama Tabii sizi ki bir de sizi kısaca de. tanıyalım. Tabii. Ben doğma büyüme İzmirliyim. Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Ankara'da üniversite öğrenciliğimi yaptım. Döndüm Ege Üniversitesi'nde protez doktorasına başladım. Uyku hastalıkları üzerine herhalde ilktim ben o dönem için. Horlama ve uyku apnesinin prostodontik uygulamalar üzerine. Yani özellikle belirtmek isterim. Değişik bir konudur. Çok da şu an revaçta, yurt dışında çok güzel oturmuş ama bizim ülkemizde hala biraz bocalıyor. Bu konuda bir doktora tezi yaptım. Doçentliğimi verdim. Ondan sonra ayrıldım, muayenehane açtım. İzmir'de bir muayenehane sahibiyim. 2013 yılından beri. 2017 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nden bir teklif aldım. Protezde öğretim üyesi olarak bulunur musunuz şeklinde yarı zamanlı haftanın 2 günü öğretim üyesi olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2017 yılından beri bulunmaya başladım. Bu Mart ayından beri de aynı üniversitede profesörlük kadrosuna yükseldim, atanmış oldum. Çalışmalarıma hem Hayırlı olsun orada hocam bu arada doktora oldu. Yeni bir olay bildiğim kadarıyla. efendim, evet yeni Mart ayında çok yeni Mart yani bu salgın patlamadan önceki 1 gün önce. Hemen hemen öyle hatırlıyorum. Böyle bir şeye denk geldi. Ertesi günde zaten bütün hatlar koptu, iletişim koptu. Ben İstanbul'a gidemez oldum. Hala çalışmalarımı orada devam ediyorum tabii ki de online olarak. Öğrencilere lisans ve lisans üstü öğrencilerim var, doktor öğrencilerim var. Geçen gün online bir doktora tezinin başlangıç toplantısını yaptık. Yani bu işin online'da olduğunu öğrendik. Tabii ki de bu enteresan şeyler öğretti bize COVID. O anlamda katkıları yadsınamayacak kadar çok. Bir şeylerin hiç olmaz dediğimiz şeylerin olabilir testini gösterdi. Online ders yapabiliyormuşuz, online değerlendirebiliyormuşuz. Onu öğrendik. Gibi gibi.
Hem kendi muayenehanemde, tabii şu an muayenehaneleri çok aciller için gidip geliyorum ama hem de İstanbul Aynur Üniversitesi'nde hala çalışmalarıma devam ediyorum. Özetle bu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Bu ederim. arada bir anket yaptık. Bu, siz de ekranda Evet. sanırım şu anda göremiyorsunuz. Daha önce elde krom tedavisi uyguladınız mı diye meslektaşlarımıza sorduk. %77 gibi bir hayır cevabımız var hocam. Evet, O anlamda da gerçekten az. birçok meslektaşımız için yeni bir bilgi olacak. Belki duymuş olsa bile detaylıca ilk defa belki dinleyeceğiz. O Evet. yüzden de size tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hakikaten bu konuyu konuşmak çok gerekli. Bu konu üzerinde çok yanlış şeyler, webinarlarda duyuyorum, yanlış şeyler konuşuyorlar. Yani bilmediklerini, okumadıklarını zannetmiyorum ama hani bunu baştan ben kendi sosyal paylaşımımda da çok söyledim. Gerçek bilgiyi duymak istiyorsak bugün burada olmanın çok büyük bir avantaj olduğunu görecekler. Makaleler, her makale demiyorum ama review ve meta analizlere baktığınızda farklı şeyler söylüyor. Ama webinarlarda konuşulanlar çok farklı. Bir bakıyorum tabii bazı firmaları görüyorum bunların altında. Olmuyor Esat Hocam. Yani firma ağzıyla, firma bazlı konuşmalarla daha da kafa karışıyor. İnsanlar yapacaksa da yapamıyor. Yani bir de bu var. O yüzden de uzak. Ama şunu bilsinler meslektaşlarım. Endokronlara hakikaten yabancıyız, uzağız ama yalnız değiller. Amerika'da yapılmış bir anket var. Ben son böyle anketlere de giriyorum. Onlar da endokronları az biliyorlar ve az yapıyorlar. Enteresan. Şimdi inşallah bunları bazı bilinmeyenler var tabii. O bilinmeyenler korku yaratır, endişe yaratır. Hekimsin, özellikle Ya da klinisyensen bu çok daha önemli. Klinikte benim başarılı olmam lazım hasta karşısında. Ben deneme yanılma yapamam. Ben aynı zamanda bir klinisyenim. Ben kliniğin ne ihtiyacı olduğunun da çok farkındayım. Bunu övmek için söylemiyorum. Bu aynı hekimliğim de olduğu için söylüyorum. 2013 yılından beri. O yüzden çok doğru gerçeklerin ve 12'den atılma hedeflerin, okların olması lazım. Bugün onları konuşacağım, emin olsunlar. Evet, başlayalım. Şimdi heyecanla tabii bekliyoruz yani. Buyurun. burada isimler de görüyorsunuz. Özellikle pedodonti ana bilim dalını görmüşlerdir arkadaşlarım. Dikkatini çekmiştir. Ne alaka denilecek? Aslında bu bizim pedodonti ile ortak bir çalışmayla başladığımız bir çalışmaydı. Ve pedodonti nasıl girdi bu işin içine? Nasıl pedodontiyi ilgilendirdi? Onlardan da bahsedeceğim. Lütfen o kısımlara çok dikkat etsinler. Enteresan gelişmeler oldu. Bu anlamıyla da hem endokrinleri anlatırken hem de biraz çalışmamıza giriyor olacağım. Dikkatleri çekmesi anlamında baştan belirteyim. Evet. Şimdi neden endokrin aslında? Önce ona bir bakmak lazım. Yani hayatımızda kron var. Poskor da var. Biliyoruz. Endokron niye? Yani ben bunu niye yapmalıyım? Önce onu bir çok iyi oturtmak lazım. Aşırı krona rağbeti. Tamam bu krona da girer indikasyonuna, poskorun da indikasyonuna girer. Endodontik tedavi dişler. Hala bakın hem kron hem poskor ortak indikasyonundayım. Bakın 3'te başlıyor. Poskor restorasyonlarına alternatif. Tamam da neden alternatif olsun? Yani alternatif olmanın da bir sebebi olması lazım. Bir şeyi daha mı iyi, daha mı avantaj? Evet öyle. Hemen altta söylüyor ki daha fazla doku kaybına neden oluyor poskorlar. Çok enteresan. Bakın bir poskoru yerleştirmek için lütfen Radix'teki kayıba bakın. Çünkü biz zannediyoruz ki hep poskoru yerleştirirken ha postum giriyor tamam oldu. Hayır. Postun onun içinde bol bol dönecek bile. Çünkü benim simanımın da yerine ihtiyacı var. Ben orada Simana'da yer istiyorum. Bunu göz ardı ediyoruz. Post hem de sıkışık girdiğinde tamam diyoruz. Oldu. Hayır olmadı. Maalesef böyle. Peki ne oluyor bu kadar madde kaybı? Buyurun. Farklı post uzunluklarında çalışılmış. Ki burada ideal olan post uzunluğu ortadaki resimdeki tabii ki de. Diğerler aslında yanlış. Fazla ya da eksik diyebilirim. Ama idealinde bile kırık oluşturuyor. Ve bazen bu kırık öyle oluşuyor ki hadi ortadaki biraz daha tedavi edilebilir bir kırık diyebilirim belki kompozitle ama birinci ve en sondaki en sağdaki gerçekten tedavi edilemez bir kırık. Çekime gitti. Bu kadar emek poskor yapmak hiç kolay değil. Klinikte hele bunu yapmışsınız 1-2 ay sonra hasta böyle gelmiş. Nasıl açıklarsınız? Gerçekten zor bir klinisyen olarak. Tabii bu kadar teknoloji her şeyde gelişiyor iken
Bu işe de bir teknoloji katmak istiyoruz artık. Yani postkor hakikaten belki diş hekiminin tarihi kadar eski. Metal postlar vardı. Şimdi fiberlere geldik. Teknolojisi değişti ama tarihi kadar eski. Peki yenilikçi ne yapabiliriz? Ne koyabiliriz? Aslında en önemlisi yenilikçi olmakta minimal invaziv ne yapabiliriz? Postkor'da minimal invaziv değil. Bakın lütfen yukarıdaki resme bakın. Radix'te meydana getirdiği kayba. İşte buradan yola çıkarak endokrunu tarif etmeye başlıyoruz. Diyoruz ki tarifte her bir kelime çok önemli, büyük harfle yazdım. Pulpa odasının içine alacak arkadaşlar. Bakın pulpa odasının içine almayan restorasyonlar overlay, onlay o tarzdır. Pulpa odasını içine alıyor ise endokrondur. Ben pulpa odasını doldurdum pompozitle. Üzerine hocam bir restorasyon yaptım. Sen overlay yapmışsın. Endokron değil. Ya da onlay yapmışsın. Onun protokolü ayrı. Onun da avantajları, dezavantajları, gereksinimleri ayrı. Bugün pulpa odasını içine alan bir monoblok restorasyondan konuşacağız. Bu çok önemli. Tek parça pulpa odasından pulpa tabanından köken alacak. Ve yukarıya doğru yayılıp kronun taç kısmını yapacak. Minimal invaziv bir kron bu. Minimal parsiyel kronlar içinde de geçiyor tabii ki de. Amaç ne? Hep minimal invaziv olmak. Dokuyu korumak, daha az madde kaldırmak. Full kron yapsam ben buna ne olacak? Sağlam olan duvarlarından da redükte edeceğim, keseceğim. Mecburum. İçini belki dolduracağım cam ayına var kompozitle ama sağlam dokuya yine müdahale edeceğim. Gene bir zayıflatma. O yüzden full kron yapmıyorum. O yüzden postkor yapmıyorum. Endokron yapıyorum. Devam ediyorum. Gerçekten peki bu endokronlar hemen çalışmalara bakalım. Böyle mi diyor? Evet arkadaşlar. Mesela bu zannediyorum 2019'da bir de şuna dikkati çekeceğim. Hemen başında söyleyeyim. Ben literatür destekli konuşacağım. Literatürler vereceğim her konuşmamda. Ve ben artık literatürlerde ben değil ama genel kanı böyle zaten. Böyle de olması lazım. Son 5 yıla kadar yani 2015 yılına kadar giderim ve bakarım. Çünkü günümüz diş hekimliği teknolojisi gerçekten uzay yolu gibi fırlamış durumda. Ben şu an bunu konuşurken de çürütebilecek ya da destek olabilecek yeni bir çalışma şu an yayınlanmış durumda. O kadar hızlı ki. O yüzden son güncel bilgilerle, son 5 yılın bilgileriyle buradayım. Onu da bildireyim. 2010, 2000 yılı, 2002 yılı artık onları konuşmaya gerek yok. Benim kanım böyle. Şimdi bu da 2019'du zannediyorum. Önemli bir dergi. Yani bunlar da önemli. İmpakt değerleri yüksek dergi. Postkor ve endokrin değerlendirmiş. Bakın. Yan tarafta bunların meydana getirdiği stresleri ölçmüş. Postkor en soldaki. Lütfen ona dikkat ediniz. Endokron lösitle güçlendirilmiş. Endokron gittüm disilikatla güçlendirilmiş. Lütfen gittüm disilikatla seramik kronda meydana gelen stresin bir tık daha yüksek olduğuna bakın. Nedenini konuşacağız. Lösitli olan da sanki stres kontrolleri biraz daha istediğimiz gibi. Aslında dentin ve sementte aşağı yukarı aynı gidiyor. İstatistiksel olarak bir fark bulunmamış. Ama lütfen kron kısmına dönünce sanki lityum disilikat bir tık istatistik de öyle bulmuş zaten. Daha stresin yoğun olduğu, daha kırılmanın görüldüğü bir yapı olarak bulmuş. Şimdi bu birinci kanıt. Diyor ki endokronlar gerçekten stres kontrolünde yani dişe iletilen kırık oluşması açısından onu söyleyelim ya da başarısızlık açısından önleyici bir tedavi. Bu bir gerçek Postkor'a göre. Devam ve buradaki posta onu da söylemek lazım. Hemen cam fiber. Yani artık metalleri zaten hani döküm metalleri bir kenarıya bıraktık. Onları ayırdık artık. Konuşmaya bile gerek yok. Yine başka bir çalışma. Çok değerli bir dergi, International Endodontic Journal, endodontistlerin kaliteli dergilerinden biridir. Öyle bilirim. Bir önceki de kesici dişlerdi. Bu da kesici dişlerde bakıyor. Bakın bu da önemli. Şimdi diş dişte bakmak lazım. Acaba benim doğrum kesicilerde doğru da molarda yanlış mı? Ya da molar için doğru da kesicide yanlış mı? Buna da bakmak lazım. Ağzımızdaki her dişin anatomisi ayrı. Her dişin kök yapısı ayrı. İnsizör, kanin ve premolarlarda bakmışlar. Molar bakmamışlar. Yine Postkor'a göre 6,5 yıl bir follow up var. Son derece güzel. Postkorların riskli olduğunu özellikle bunun devamını ben biliyorum açıklayayım. Şimdi hepsini buraya getirmek slaytı boğuyor. Resementi edildiğinde diyor. Yani bunların üzerine bu bir Alman çalışması. Almanlar postkorların üzerine genelde teleskop yaparlar ve teleskop kronları
Esat Hocam siz de bilirsiniz. Almanlar çok severler. Çok uygularlar. Ben de çok severim ama ben teleskop kronu çok güzel yapabilecek teknisyen bulamıyorum. Maalesef o frezesiyle her şeyiyle aslında dört dörtlük bir restorasyondur. İşte uzatmayayım. Neyse bu postkor çıktığında diyor tekrar resemente edilip üzerine de teleskop yerleştirildiğinde diyor tamamen başarısızsınız. Resemente diye bir tedaviye bile cevap vermiyor postkor diyor. Yapabileceğiniz her şey tedaviyi en başa almak diyor. Ya enteresan bir bulgu. Hani ben de bazen yapıyorum. Evet. Düşmüş bir postkor geliyor yapıştırıyorum ama gene düşüyor. Klinimde görüyorum. Hastaya artık diyorum ki işte genelde demek ki bu da yaşlandı, eskidi, malzeme de eskidi. Hayır ama bu zaten bunun gerçeği buymuş. Yani bunu aslında hastaya söylemek daha baştan böyle başlamak lazım. O zaman belki ben de başka yolu seçeceğim hastada. Zaten bu onu demek istiyor bu çalışma. Başka yolu seçmenin ilk adımı endokronlara doğru giriş. Devam ediyorum. Endokronlar üzerine gelmiş sistematik bir review. Bu da bütün dişlerde bakmış ama bir molarlar kısmı eksikti. İşte o bunu tamamlamış. Diyor ki molar dişler içinde en doğru tedavi şeklidir. Bir postkora göre. Devamında da bakın. Gerçekten kaybedilmiş diş yapılarının molarlarda da kurulması için endokronlar uygun restorasyonlardır. Çok önemli. Arka bölge, posterior bölge, çiğneme kuvvetinin en yoğun olduğu, çiğneme merkezinin olduğu dişlerle uğraşıyorum. Acaba bunlarda endokron nasıl? Merak ediyorum. Bu yayın onu destekliyor. Diğerlerine destek oluyor. Bunu da bu getiriyor. O yüzden biraz önce dedim dişe göre de makalelere bakmak lazım. Yani bakarken ya da hemen atlamamak lazım. Hangi dişten bahsediyor bu endokronuna diye de bakmak gerekiyor. Bu onu gösteriyor. Evet. Hemen ardından Clinical Oral Investigation, bu da 2020 yılında geldi. Şubat ayında galiba çok yeni genel olarak baktı. İnsizörler, kanin, premolar, molar ve dedi ki fiberpostlar debonding oluyorlar. Retansiyonunu kaybediyorlar. Ve single kronlar üzerindeki retansiyonunu kaybediyorlar. Almanların çalışmasına gitti bir anda aklım. Benim bunu okurken. Bak dedim onu destekliyorlar. Marjinal gap'ler oluyor. İşte resementasyonda başarılı olamamızın nedeni bu zaten. Marjinal gap oluyor. Ve ben bunu önleyemiyorum. Önleyebildiğin tek şey simandır. Simanda çözünüyor ağız sıvılarında. Yani marjinal gap'e adhesif simanda bile nasıl olsa canım kompozitle yapıştırmıyor muyum diyerek güvenemeyiz. Baştan 1-0 yenik başlayamayız işe. Tabii ki de belki adhesif siman biraz daha bu konuda avantajlıdır. Ama ben marjinal gap'i hiçbir şekilde istemiyorum. Simanım ne olursa olsun. Bu yüzden de diyor ki burada FDP olarak kısalttığı, kodladığı endokronlar. Ben devamında okuduğum bildiğim için lütfen arkadaşlarım not alsın okusunlar. Endokronlar bu konuda henüz gösterilmiş bakın no studies about complication diyor. Yok diyor. Çok önemli değerli bir bilgi. Gerçekten önemli bir bilgi. Malzeme düzeyinde olabilir. Diş düzeyinde. Biraz önceki gibi mesela fiberpostun debonding olması. Böyle bir şey yok diyor. Ama yok ama bir şey çok önemli. Geleceğim. O halde endokronlar gerçekten minimal invaziv mi? Evet gerçekten minimal invaziv. Bakın bu çalışmada bütün restorasyonlardaki ne kadar diş kaldırıldığına bakmış. Bir fulkron için %72. Partiel winner için %7. Çok güzel. Genişletilmiş bir winner için %30. Yani laminate winner. Çok güzel. Ne kadar minimal invaziv tedaviler. Peki endokron %45'e kadar diş yapısını koruyor. Çok önemli arkadaşlar. Gerçekten artık günümüz minimal invaziv, minimal yaklaşımlar, miyomimetik yaklaşımlar dönemi. Dişe en az müdahaleyle nasıl kurtarabilirim, nasıl restore edebilirim? Bütün dişi kes, kron yap, olmamalı tercih. Evet, şimdi lafını ettiğim şey ne? Biyomimetik. Burada biyomimetik kavram işin içine girmiş. Endokronların gelişmesine bir neden de bu. Biyomimetik ne diyor biliyor musunuz? Bakın gri ile orayı renklendirdim. En güçlü restorasyonu yapmak değil arkadaşlar. Zirkonyumdan taş gibi dişleri dizmek değil amaç. Diyor ki diş dokusunun mekanik ve biyolojik özellikleriyle uyumlu olan restorasyonu yapmak. Bu uyum ne demek biliyor musunuz? Bir, indirekt restorasyon yap, polimerizasyon büzülmesini azalt, artı uyumlu restorasyon olduğu için de ve indirekte geldiği için birlikte ikisi stres yönetimini düzgün yapsın. Dişi kırmasın.
kılmasın. Gelen stresleri absorbe edebilsin. Restorasyon, sima, diş, ne varsa orada katman katman. Biyomimetik ilke bunu istiyor. Bu yüzden dolayı da postkor bir tık geriye düştü. Evet, şimdi pedodontiyle ne alakaydı bu? Şimdi çalışmamıza geliyorum. Aslında biz pedodonti diye çıkmadık. Aslı hocam bilmiyorum izliyor mu izlemiyor mu, bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ta Ege Üniversitesi'nden tanıdığım, o pedodontide doktora yapardı, ben protezde, bir arkadaşım hoca var. Aslı Ak, anabilim dalı başkanı. Gittim ona da, tabii ki de çocukların da biliyorsunuz, biliyoruz. Profund kariyesleri hangi diş? Ağızda ilk süren diş, 6 yaş dişi. Maalesef bizim Türkiye gibi bir ülkede de eğitimin, ağız diş sağlığı eğitiminin son derece eksik olduğu bir ülkede bunlar çok çabuk çürüyorlar. Hem de öyle bir çürüyorlar ki profund kariyes de geliyor, kanal tedavisi oluyor çocuk. 7, 8, 9 yaşında. İnanamazsınız. Bir çocuk hasta da göstereceğim size. 10 yaşında. Yani erişkin belki öyle gelse çek implant yap dersin. Bu şekilde geliyor. Yazık. Ne yapalım buna dediğimde bu çalışmayı alalım dedik. Gerçekten de inanılmaz bir patlamayı pedodontide yaptı. Yani bu kadar beklemiyorduk. Nedenlerini görüyorsunuz. Nasıl bir ilişki olabilir? Ya bu çocukların bir defa biraz önceki dediğim gibi profund kariyes olması, endodontik ihtiyaç olması. Daha sonra bunu nasıl restore edeceğim? Bu çocuk bakın 9-10 yaşında. Bir ömür boyu bu dişe ihtiyacı var. Birinci büyük ağız dişi. Biz protezciler buna çiğneme merkezi deriz. En önemli diş. Nasıl restore edeyim? Ne var? Hocayla konuştuk. Kompozit dolgu, poskor, paslanmaz çelik kron. Peki bunların avantaj dezavantajları var. Tabii ki de. Hemen geliyor. Paslanmaz çelik kron. Esat hocam siz de protezcisiniz. Aslında bizim pek anlayamayacağımız bir kron şeklidir. Çünkü prefabriktir, standarttır. Dişe uydurursun, yapıştırırsın. Hani oklüzyon? Yok. Büyüme ve gelişimle uyumlanırmış. Ama bize çok ters. Yani gnatolojik hani marjinal adaptasyon. Mümkün değil bazen. Ben evet, ben hala kafamda bunu canlandıramıyorum. Oklüzyon nasıl oldu? Olurmuş. Neyse, yani onun haricinde pedomasyon söylediği sıkıntılar var. Periodontal sıkıntılar var diyor. Peki bu çocuğa kompozit dolgu yaptık. Kompozit dolguların ömür boyuncaki dayanıklılığı, biz uzun dönem başarı istiyoruz artık yaptığımız tedavilerde. Niye implantta sağ kalımdan bahsediyoruz? Yani artık implantı taktığım günkü güzel estetik fonksiyon değil. Benim o implantımın ağızda ne kadar süre kaldığı. Bu çok önemli diş hekimliğinde. Fiber postların henüz kök gelişiminin tamamlanmamış olması ya da son derece yeni diş olmasından kaynaklı sement ve radix dokularının hassasiyet ve inceliğine bağlı olarak fiber postlarının uygulanma zorluğu veya anatomik değişiklikleri, çocuklarda bunlar daha çok görülüyormuş, pedodontistler bilirler. O halde bizi niye itiyor? Parsiyel kron biz acaba bu çocuklara yapabilir miyiz? Yapmalı mıyız? Ve de hangi malzemeden yapmalıyız? Buna itti. Çok enteresandı. Evet. Tabii çocuk hastada biz şunu gördük uygulama sırasında. Bunlar bir deneyimdi. Psikolojik uyum tabii bir anda yükseliyor. Neden ölçü almıyorsunuz? Yani kron yapmak için bahsediyorum. İşte ağzını saatlerce açmıyor. Fiber post yerleştirmek hiç kolay değil. Hele çocuk hastada. Çok kısa bir sürede aynı zamanda CAD/CAM teknolojisini içine aldık. Fakültemizde bu teknoloji var. Serein cihazı var. Teknisyeni ortadan kaldırdık. Hata riski kalktı. Ne oldu? Provalar bitti. Olmuş olmamış. Endişeleri birkaç seansı ortadan kalktı. Tek seans da olur hale geldi ve estetik bir sonuç elde ettik. Bakın kesimi de görüyorsunuz. İki eksenli yeter bunlar için arkadaşlar. Öyle beş eksenli falan gerekmez ama implant üstünde kazıma yapıyorsanız hemen yeri gelmişken söyleyeceğim. Beş eksenli çalışmanız gerekir. Yoksa kazımanın marjinal gap sıkıntıları çoktur. Onu da söyleyeyim. Yeri gelmişken. Şimdi bakın bu çocuk aslında uzun boylu ama 10 yaşında. Ve müthiş bir profund kariyesine gelmiş. Endodontik tedavi yapılmış. Bakın endişesine. Lütfen dikkatinizi çekeceğim. Kaygı düzeyine bakın. Evet. Gerçekten işlem diğerinde de bakalım. Bir çocuk için son derece kolay. Bakın lütfen ekranda görebiliyorsunuzdur. Bu halde geliyor. Gerçekten 10 yaş için ciddi bir kayıp bu. Bu çocuğun
Özür dilerim, bu galiba 12 idi. 12 olabilir, evet. Şeyden şu an anladım. 12 diye hatırlıyorum. Çok erken yani. Gerçekten çok erken. Evet, devam ediyorum. Şimdi her şeyde olduğu gibi nasıl hazırlayacağız? Basamak basamak geleceğim. Malzemeye doğru ilerleyeceğim. Simantasyona doğru ilerleyeceğim. Şimdi monoblok halde bir preparasyonu görmeniz lazım tepede. Ne demek bu? Underkatsız bir kesim olacak. Yoksa dijital ölçünüz zaten okunmaz underkat altına. Mümkün değil. Ne olur? Yerleştirirken sıkıntı çekersiniz. Oralardan almanız gerekir. Restorasyondan almanız gerekir. Problem problem. Bunların hepsi bir tık daha marjinal gapinizin artması demektir. Siman aralığınızın artması demektir. Siman aralığını biz biyomimetik ilkeden dolayı da çok sevmeyiz. Çünkü ne kadar çok siman aralığı, oradaki siman nedir? Bir kompozittir aslında. O kadar fazla polimerizasyon büzülmesi demektir. Ben ince bir siman aralığını istiyorum. Ve bu siman aralığımı ben dijital aletlerimde ayarlayabiliyorum, verebiliyorum makineye. Bunu bozmamalıyım. Geçelim, uzatmayalım. Evet, bakın. Bu şekilde. Yani 4'e 5'e kadar ilerleyeceğim. 1 değil, 2 değil, 3 değil. 4 ve 5 bölgesinde göreceğim. Yani pulpa, özür dilerim, kanallara 1 milimetre kadar girmek gerekiyor. Minimum. Bu çocuk hastalarda minimum 1 milimetre. Ama erişkin, biz bunu erişkin hastalara da yapıyoruz bu arada. Pedodontiden örnek verdim ama ne alaka pedodonti ile diye girdim. Daha fazla 2 milimetreye kadar gidebilirsiniz. Çünkü daha gelişmiş bir, daha oturmuş bir sement ve radix yapısı vardır. Çocuk gibi taze değildir. Biraz önce lafı bulamadım. Taze diyecektim. Daha rahat davranabilirsiniz ama çocukta bile biz 1 milimetre giriyoruz. Evet, devam edeyim. Yine endokron bir sistematik review'i geldi. Dedi ki bakın pulpa odasından ve pulpa kanallarından 1 milimetre girecek kadar monoblok tarzda bir dizayn yapmanız lazım. Bunu dergi söyledi. Yayın söyledi. Journal of Prosthodontic Dentistry. Ben değil. Ve dedi ki ilerleyen çalışmalar o da gelsin burası. Bu yeni geldi 2020'de. Mutlu Özcan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma. 1 milimetre dışarıda da vizatajla şamfer basamak yapar iseniz, bakın yukarıdaki resimde o yok. Journal of Prosthodontic Dentistry'de. Daha sağlam, daha iyi ayakları basan bir masa yaparsınız. Endokron yaparsınız. Mümkünse. Ama aslında yine aynı yayın dedi ki Ferrule efekt postkorlarda olduğu gibi çok önemli. Zaten basamak yapıyorsanız 1 milimetre kadar da minimum yapabiliyorsanız Ferrule efekti zaten yapacaksınız demektir. Basamağın doğasında bu vardır. Vizyotajlı bir şenfor yapın. Tamam. Basit geçin. Silik olsun. Çocuk hastada özellikle bahsediyorum. Bunu yaratmak malzeme açısından ya da aşırı harabiyetle gelmiş bir erişkin hastada da yapmak zor olabilir. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim için Ferule çok önemli. Bizim için demiyorum, ben bu yayından feyz alarak diyorum. Yani bizim için, benim için lafını ben pek sevmem aslında. Yani benim için, bizim için diye bir laf olamaz. Bilim için gidip hastaya diyoruz ki yoksa ferrulesi bana 1-2 milimetre basamağı genişletecek ve vertikal yönde inecek malzemem yok ise gingivektomi yaptırıyor. Hastanın gingivasını periodontologlardan bana 1-2 milimetre, bunu çocukta da yaptırıyorum bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Onlar için o kadar basit bir olay ki. Yani hani tırnağınızın kesimi kalbi basit bir şey. 5-10 dakika içinde şu an lazerle de yapılıyor bu biliyorsunuz. Bisturi bile kullanmaya gerek yok. Çocuk için özellikle hiç kanamasız 10 dakika içinde oturmasıyla kalkması bir oluyor. Bana o bölgede ferrule oluşturuyorlar. Bu gerekli arkadaşlar. Yapabilirseniz çok iyi. Yapamazsanız yani o da bir alternatif olarak yukarıdaki sistematik review söylemiş. Ama bu ondan sonra gelmiş bir çalışma. Şimdi bir review daha, bir meta analiz daha bakmak lazım bence. Evet, gördüğünüz gibi kavite preparasyonu. Bakın birer milimetre, bu endodonti özür dilerim, pedodonti hastası. Özellikle pedodonti ile olan çalışmamıza da çok atıf yapmak istediğimden dolayı öyle hastalarımdan koydum. 1 milimetre kadar girilmiş durumda. Gutaları görüyorum. Evet, devam ediyorum. Peki Ferrule efekt gerçekten önemli mi? Evet, çok önemli. Bakın hangi çalışmaydı o da? İşte şu Mutlu Özcan ve arkadaşlarının hemen yanda görüyorsunuz ya. Orada bu Ferrule efektin önemli olduğunu bağıra bağıra yazmışlar.
Ben de buraya aldım. Bunu okumanıza gerek yok. Bunun özetini ben size söyleyeyim. Ferrule efekt önemlidir. Ve bunu yapabildiğin kadar maksimum yükseklikte ne kadar yapabilirsen, ama 1-2 milimetre yetiyor. Onun sınırını koymuş çalışma, çünkü yapmış farklı farklı, ama istatistiksel olarak çok farklı anlam bulamamış farklı yüksekliklerde. Sadece değer anlamında daha yüksek bulmuş, ama istatistik buna değerli değil demiş, anlamlı değil demiş, ama bir şeyi anlamlı bulmuş. Hiç yapmadığıyla Feyrul efekt kullandığı arasında bir anlamlı değer var. Buna lütfen dikkat edin. Peki, şimdi geldik tekrar sistematik bir review'e. Bu sistematik review'de inney onney restorasyonlar, ama şimdi bu konuda Esat Hocam siz de katılırsınız. Biraz aslında yurt dışı dergiler arasında bile bir terminoloji kargaşası var. Ben size söyleyeyim. Yani şimdi burada Evet, aslında onney o çok dediğinin iyi. içine hocam overlay'i de almış, endokrunu da almış. Evet. Aslında benim anladığım onney değil. Ama yani benim anladığım demeyeyim de, prostatik terminoloji sözlüğüne göre onneyin tanımı farklı. Ama bu birliktelik, farkındasınız, uluslararası dergiler bazında bile yok. Yani o yüzden dikkat çekici buraya getirdim. Endokrinler olmasından açısından diyor ki kavite preparasyonu önemli. Bakın. Ve restoratif materyalinizin seçimi, optical scan tabii ki de dijital kullanıyorsanız çok önemli, ve diğer CAD prosesleriniz. Buradaki parametreleriniz önemli. Tabii ki de önemli. Ama burada dikkati çekmek istediğim, kavite preparasyonu en başa yazılmış. Genelde biz de makale yazan insanlarız. Siz de Esat Hocam. Önem derecesi biraz duygusal, belki öyledir. En önem verdiğinizle başlar. Ve gitgide sıralarsınız. Bu çok önemliydi benim açımdan. Ve hemen ikinci sıraya materyal seçimini koymuş. Çünkü bu yapıda pulpadan destek alan monoblok bir yapıysa, adezyon çok önemli. Şimdi oraya doğru geliyorum. Bakın, gene sistematik review ne önemli demiş. Sadece o kısmını kestim, kopardım, getirdim buraya. Preparasyon dizaynı ve materyalin seçimi önemli diyor. Devam ediyorum. Neden önemli? Aynı makaleden aldım bunları. Kestim. Böyle flash gibi koydum. Orijinal adıyla getiriyorum. Lütfen kimse kusuruma bakmasın. Anlam kayması olmasını bile istemiyorum. Orijinali insanın çok daha hoş çünkü. Çok daha güzel tarif ediyor, ama zaten zor bir İngilizce değil. Hepimizin anlayabileceği kadar. Adezyonu anlamak önemli çünkü. Endokronlarda diyor. Bakın, endokronlarda. Endokronun dayanıklılığı ömrü buna bağlı diyor. Çok önemli bir cümle. Yani buna neden diye sormak lazım. Body, ya da bana adezyon derken neden bahsediyorsun demek lazım. Gerçekten adezyon önemli. Ben adezyonla da çok ilgilenen, buna çok kafa yoran bir hekimim. Bunun felsefesine girdim diyebilirim. Hani bunu şey olarak söylemiyorum, ama çünkü biraz bu felsefik bir yapı adezyon. O yapıya felsefesine girdiğiniz anda da o kadar basit ki, sakın hani felsefesinin de işi kompleksleştirdiğini düşünmeyin. Benim doktor öğrencilerim hep şunu söyler. Ya sizin kadar bu konuyu kolay anladığımız, kolay anlatan bir hoca yoktur, böyle bir iki cümleyle. Ama ben şunu derim. Neyi çok iyi anladıysan, iyi biliyorsan, zaten onu çok kolay ifade edersin, anlatırsın. Bu böyledir. Yoksa öteki türlü karıştırır durursun. Şimdi bakın neler var, malzemeler. Bir sürü malzeme, malzeme, malzeme. Her gün bir bombardıman içindeyiz, ama bütün malzemeleri şuraya sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Şu tabloya. Felspar'dan başlar. Felspar bizim doğal seramiğimizdir. Silisyum dioksitimizdir. Felspardır. Metal destekli porselende yıllardır kullanıla gelen ve hala kullanılan malzemedir. En iyi porselen malzemesidir. Adezyonda da, estetikte de, bir tek dayanıklılıkta değil. Keşke dayanıklı olsaydı. Ama zaten dayanıklı oldukça bakın neler geliyor başa. Biraz sonra söyleyeceğim. Lösit. Aslında bizim Felspar seramimizin içinde de lösit vardır. Bakın. Doğal seramimizin içinde. Ama o düşük miktardadır. Yüksek miktarda lösitle güçlendirilmiş ya da lösit ilaveli felspatik seramikler girdi hayatımıza. Neden? Biraz daha dayanıklı olsun diye. Aynı zamanda da felspatiğin adezyon güzelliğini ve estetiğini taşısın diye. Yetmedi. Lityum disilikatı sokalım dedik. Lösit var gene az miktarda felsparın. Hep felsparın içine katıldı bunlar. Çıkardım yüksek lösit içeriğini, lityum disilikatı ilave ettim. Evet, daha dayanıklı oldu, ama estetik ve adezyonda lösite ve felspara göre hep bir tık, bunu kesinlikle söylüyorum,
Hep bakın şimdi bir tık geriye doğru gidiyorum. Buna lütfen dikkat edin. Yetmedi. Lityum silikat olsun bu dedik. Ama disilikatın yerine zirkonyum koyduk. Zirkonyum ilaveli lityum silikat oldu adı. Zirkonyum var içinde. Yetmedi. Ya çok güçlü yapıyoruz da dedik. Dentin mine neredeki dedik. Yani bakın biyomimetik ilkeler giriyor şimdi. Polimer infiltre seramik. Network aslında. Burada iki tane network var. İki tane ağ var. Bir kompozit matriksi. Yani bis-GMA. Hiç inorganiği yok kompozitin. Ve silikat atomları. Silika yani birleştirildi. Devam edelim. Ben daha kuvvetli istiyorum. Benim hastalarım diş sıkıyor. Mümkün değil. Bunları çatır çatır kırıyor. Olabilir. Zirkonyum. Zirkonya girdi hayatımıza. Zirkonyum değildir bu arada. Zirkonyadır. Bunu da düzeltelim. Lütfen bu da çok ciddi bir terminoloji konuşma hatası. Zirkonya yazılır. Zirkonya okunur. Ya da zirkonyum dioksit demek lazım. Öyle söyleyeyim. Zirkonyum diye bir şey yoktur. O doğadaki ham halidir. Peki dediler. Çok güçlü yaptık ama. Hayır bunu da beğenmedik. Çünkü zirkonyanın da bazı sıkıntıları var. Biraz sonra geleceğim aynı slaytta. Sadece kompozit olsun dedik. Yani bu da aslında rezin nanoseramik. Yani kompozitin matriksi, biz GMA matriksi içine biz porselen tozcukları, inorganik doldurucuları vardır ya porselenin. Onun yerine yine var onlar eser miktarda ama nanopartikül düzeyinde şey koyalım, seramik tozu ekelim dedik. Yani silika aslında o da. Silika tozcukları, silika atomcukları yerleştirelim dedik. Bakın malzeme bilgisi çok önemli. Ben aslında size şu an bir seramikler sınıflandırması yaptım. İçeriğine göre seramik sınıflandırması yaptım. Çok önemli. Bunları da bilmek lazım aslında. Hangi malzemeyi kullanacağım ya da neden o malzeme derken. Şimdi bakın. Lösitle güçlendirilmiş olanlara marka veriyorum madem. Bir yerli markamız daha var. Gülsan'ın. Yeni bir üretim. Yerli bir üretim. Yerli üretimler gerçekten önemli ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Neden Türkiye'nin de adı konuşulmasın, makalelere girmesin? Debondik riski kompozite doğru gittikçe arttı. Neden arttı biliyor musunuz? Şimdi felspar sadece silika atomlarından oluşuyordu. Silika. Çünkü felspar lösitle güçlendirilmiş cam seramikler ve devamında lityum disilikatlar silikat esaslı cam seramiklerdir. Felspar bir silikat seramiktir. Diğerleri yapay suni cam seramik adını alır. Bir cam fazı ve inorganik kristal fazı vardır da o yüzden. İşte lösit kristali ya da lityum disilikat kristali ya da lityum disilikat değil zirkonyum girdi içine. Yani benim silanım kimyasal bağlantımı sağlayan, kimyasal adezyonu sağlayan silandır arkadaşlar. Silanımın etkili olması nerede silika atomu, silisyum dioksitteki o silisyum atomları hidroflorik asitin parçalayarak o bağları, kovalent bağları açığa çıkardığı silisyumlarla bağlanması önemlidir. Bu nerede iyi ise, hangi materyalde iyi ise bilin ki o materyalde silan iyi çalışır. Silan kimyasal bağlantıda muhteşem harikalar yaratır. Kompozitte ne var? Niye kompozit suçlu? Ne görüyorsunuz? Silika atomlarını nasıl görüyorsunuz? Bakın şekiller verdim size. Ne kadar küçük. Siz istediğiniz kadar bunu kumlama yapın. İstediğiniz kadar fres kullanın. Bir miktar daha arttırabilirsiniz yüzeyini. Yüzey alanı önemlidir tutuculukta. Total protez bile üst çene geniş alana yayıldığı için tutunur. Alt niye tutunamaz? Dar alandadır. Aynı mantık. Ne kadar çok yüzey silisyumdan ya da silikadan ben o kadar efektifim. Şimdi yavaş yavaş endikasyon aralığınızı daraltabiliyor musunuz acaba? Zirkonya'ya bakın. Multikristalin. Sadece kristalden oluşuyor. Silika zaten yok. Bitti. Elendi. Bir çalışma geldi. Mutlu Özcan ve arkadaşlarının. Lütfen bakın bunlar seramik ve kompozit indirekt restorasyonları. Bakın çok güzel doğru bir terminoloji. Şimdi terminolojiler yani adlara ben takılıyorum ama takılacağım kadar var. Burada inlay, onlay, overlay, endokron tüm indirekt restorasyonları almış. Ne kadar güzel bir at koymuş bir defa. Sistematik review ve meta analizi. Diyor ki cam seramikler, fluoroapatit çok kullanmıyoruz. Yani ben yapmadım.
Bilmiyorum Esat Hocam sizin deneyiminiz var mı? Ama okudum, okuyorum, görüyorum da çalışmalar. Lösit ya da lityum disilikat. Bitti arkadaşlar. Yani. Ve aşağıda da diyor ki bunlara vitriöz seramik denir. Yani cam seramik. Hem cam fazı olan hem bir kristal fazı olan seramik demektir. Bunlar da kompozitten önde gidiyor diyor. Hatta bir klinik çalışmadan örnek vermiş. Bakın aynı ağız. Son derece güzel bir çalışma. Sol taraf kompozitle, sağ taraf seramikle yapılmış. 13. yılın sonunda kompozitte United States Public Health Service kriterine göre, bu güzel bir kriterdir. Biz de şu an devam eden çalışmamızda bunu kullanıyoruz. Mutlu Özcan ve arkadaşları da bu kriterden yola çıkarak bazı çalışmaların klinik sonuçlarına bakmışlar ve review'larını eklemişler. Zayıf çıkmış. Ve denmiş ki, kompozit için konuşuyorum, işte marjinal uyum ve renklenme yaygın, uzun dönemde yaygın bir sıkıntıdır. Çok yaygın bir durumdur. Bitti. Aslında endikalyum materyal yavaş yavaş çözülmeye başladı. Ama yine çok güzel bir çalışma geldi. Şimdi bazı webinarlarda duyuyorum. Çok enteresan şeyler duyuyorum ve çok üzülüyorum bilim adına. Lütfen firmacı olacağız diye firma ağzıyla konuşma olmaz. Yani hele buna bilim alet edilmez. Ne yazıyor burada? Zirkonyalı güçlendirilmiş lityum silikat olmaz diyor. Neden olmaz? Bakın ne dedim? Bunların bir kristal fazı, bir cam fazı var. Burada gri ile olanı cam faz, içindeki siyahları da kristal faz olarak düşünün. Kristal faz olarak bunlardan bahsediyor. Böyle faz oldu, böyle fazla olması lazım diye bu çalışma. Stoldaki lösit, sağdaki lityum disilikat. Devam ediyor. Buyurun size. Zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikatın kristal fazı. Bu faz uygun değildir diyor. Çünkü kristal yapıdan dolayı ne dedim ben? Kazınırken marjinal gap. Çünkü sert. Kristal kırılır. Kırılıyor. Kırıldığında da marjinal gap açıklığı oluşturuyor size. Mikro düzeyde. Bunu göremezsiniz. Ben baktım Lightbody ile. Vallahi çok güzeldi. E bir de ona biz aslında başka bizim testlerimizde bakalım. Yani şimdi bunun gibi düşünmek lazım. Zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikat olmaz arkadaşlar. Ben demiyorum bunu. Lütfen bu yayın diyor. Bu yayını gidip okuyunuz. Ve o yüzden dinleyicileri biraz da bu gözle dinlemek de demeyeceğim. Özür diliyorum. Gidip okumamız lazım. Bana bile inanmayın. Ben artık kurslarımda öyle diyorum. Yani bakın kaynak da veriyorum. Ya da siz de girin. Bakın. Araştırın. Okuyun. Aslında okunduğunda o kadar güzel gerçekler var ki bilim. Ama tabii burada neyi okuyayım? Sistematik review, meta analiz okuyun. Her yayında hakikaten ne bir zamanımız var ne de her yayın o düzeyde bilgi verebilecek kadar dolu. Bakın bunu da söyleyeyim. Dergiyi belki yayıncıyı seçemeyebilirsiniz ama bir sistematik review, meta analiz inanın ki doğru konuşur. Zaten meta analiz bilimin artık anayasasıdır. Oradan çıkan kanundur. Daha üstüne bir laf konuşulmaz. Hocam evet. Şöyle bir şey var. Özellikle son zamanlarda sanırım teknisyenlerin bu işe de çok fazla yatırım yapmasından dolayı böyle bir işi teknisyene gönderdiğinizde ilk teklif olarak size sunduğu şey zirkonyum oluyor. Tabii tabii biliyorum. Yani meslektaşlarımız da bunu yaşamıştır sanıyorum. Tabii şimdi, ama kesinlikle. Şimdi arkadaşlar ben şunu tavsiye edeceğim. Eğer adeziv bir protez yapacaksınız. Bakın genel adı adeziv protez. Endokron, lamina, full seramik kron, inlay, onlay, bunların hepsi adeziv protezdir adı. Bir adeziv protez, Maryland'de dahil buna bakın. Maryland'de dahil. Eğer ki size gelip de teknisyeniniz, hocam zirkon yapalım buna diyorsa hemen o teknisyeni değiştir. Hemen değiştir. İşi bilen çok iyi kalitede teknisyenler de var. Zaten onu kullanmaz. Çünkü o da onun eğitimini almıştır. Onun kurslarını alıyordur. Size malzeme konusunda fikir verebilecek kadar ileri teknisyenler de var. Ha bu arada bunu gözünüzde büyütmeyin. İlla İstanbul'daki o şovmen olan kurs ve hayır hiç gerek yok bunlara. Hiç ummayacağınız teknisyenlerden de ne marifetler çıkıyor. Lütfen sadece sorgulayan olun. Sorun. Cevap ne? Bilmiyor olabilir. Öğretin. Hala ısrar ediyorsa tabana kuvvet o teknisyenden kaçın. Ya da böyle işlerinizde onunla çalışmayın. Onunla klasik işler çalışılır. Bilmiyor.
bilmeye de niyet yok. Anlatabildim mi? Evet. Tabii hocam, yani bir, buradaki sözümüz tabii ki iş çok güzel, güzel işler yapan materyalleri, teknolojileri takip eden teknisyenler değil. Hani o, de. Onu da belirtelim. Tabii ben de teknisyenle yapıyorum bunları. Olur mu? Benim işim evet, bir parçası. Yani. Kesinlikle, bakın onu söyledim. Ve de çok büyük yerlerde de aramayın bunları. Büyük ultra teknisyenlere laboratuvarlara mı gideceğiz? Hayır. Mahallemizin arkasındaki kendi çapında butik çalışan bir teknisyenle bile neler çıkıyor. Sadece sorgulayın diyorum. Sorun. Kanmayın. Bilmiyor da olabilir. Öğretin diyorum. Öyle de güzel öğrenebiliyorlar ki. Bizden de öğreniyorlar. Bilmem anlatabildim mi Esat Hocam? Çok çok güzel yani, hocam. Ha, bunu söylüyorum. Lütfen, ama önce bunu biz bileceğiz. Ve bizim bilmemiz gerekiyor. Bunun sorumluluğu bizde. Ondan da bir şey beklemek hata yerine göre. Yani teknisyen bilsin. Hayır, bunu sen bileceksin önce. Ama karşındaki de bilirse ne ala. Oh, dört dörtlük. Bilmiyor, öğret. Öğrenmemekte ısrar ediyorsa yapacak bir şey yok. Arkanı dön git. Onu demek istiyorum. Şimdi bakın, hocam, iki önemli... Şöyle bir... Efendim hocam. Lafınızı kesiyorum. Şöyle bir soru var. Pulpa içindeki aksiyel duvarların yüksekliğiyle ilgili bir kritik evet. sınır var mı? Aksiyel duvarlarda bir... hiçbir pratik şey yok. Malzeme ne varsa. Asla malzemeden almıyoruz. Yani şu yüksekliğe kadar alalım, bundan sonrasına bırakalım. Hayır, hiçbir şey yok. Bakın gördüğünüz benim. Daha göstereceğim ben. Aslında vakalara baktıktan sonra anlayacaklar. Ne varsa o kadar. Bir milimetre basamak oluşturup bırakıyoruz. Tabii biraz da bizotajlıyoruz. O sivri kenar köşeleri alıyoruz. Bütün sınırlar hastanın var olan kavite sınırları. Öyle söyleyeyim. Duvar yükseklikleri. Doğru mu anladım? Bilmiyorum. Bazı... Doğru mu anladım? Şöyle bir şey. Şöyle bazı literatürlerde şöyle bir şey geçiyor. Aksiyel duvarın yüksekliği eğer çok kısa olursa lateral kuvvetlere karşı direnci azalacağından pulpa odasının içteki aksiyel duvarlarının olabildiğince yüksekliğiyle ilgili bir soru sormak istemiştim. Şimdi hocam işte orada ferrule devreye giriyor. O çalışma ferrulen varsa önemli değil diyor. O yüzden biz ferrule açtırıyoruz. 1-2 milimetre evet. kestiriyoruz. İşte ya o noktaya geldiniz. O yüzden endokronlar üzerindeki sistematik review ondan bir yıl önce geldi. Şu noktaya belki review'ın sınırları, betanalizin sınırları orada değildi. O da olabilir. Ona hani girmiş de değil. Aslında indikasyonda kalmış. Ama Mutlu Özcan ve arkadaşların 2000 yılında getirdiği makale ferrule efek üzerine özellikle durdu. Yani işte o ferrule efek. Ferrule efek oluşturacak kadar aksiyel duvar yüksekliğiniz olacak. En azından öyle diyeyim o zaman. Bu. Anladım. Evet, bu. Ferrule efek önemli. Bundan ödün veremiyoruz. Bundan hala ödün veremiyoruz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bakın, materyal bilgisine siz de bilirsiniz iki önemli özellik vardır. Fraktür taknis ve flexural strength. Ne bu? Kırılmaya dayanıklılık yukarıdaki, alttaki de bükülme direnci. Yani bir malzemeyi eline aldın, kıvırdığında kırılıyor mu kırılmıyor mu? Flexural strength. Öteki de vurdum, parçalanacak mı parçalanmayacak mı? Şimdi lityum disilikatta Lösit de bu konuda çok güzel gelişmiş. Aralarındaki farkı biraz sonra söyleyeceğim. Bakın, direnç geldi, bir yük geldi. İçindeki kristaller cross sectional. Yani yüzeye paralel. O güzel öyle dizayn edilmiş. Teknolojisi çok güzel. Dizayn edilmiş. Sanki tel meşler var gibi içeride. Ve fraktürü engelliyor. Absorbe ediyor. İlerlemesini önlüyor. Çok güzel bir özellik. Peki hemen yeri gelmişken zirkonyum burada ne yapıyor? Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın burada zirkonyum. Zirkonyum multikristalin. Aslında bundaki kristalden çok daha kuvvetli. Bakın görüyorsunuz. Eşkenar dörtgenler şeklinde. Çokgen şeklinde, özür dilerim. Çokgen şeklinde ama faz değişimi olan bir malzeme. Kararlı değil. Geldi stres. Tamam. Kristal yapısı engel olurken bir anda bu kristaller gelen stresle birlikte şişiyor, büyüyor. Nereye doğru büyüyor? Monoklinik, önce kübik daha sonra monoklinik faza doğru değişiyor. Bu değişimler sırasında içsel hacmi değişiyor kristalin. Büyüyor. Bakın görün. Mavi, o daha büyüyecek tabii. Buraya koymamışım. Ne oluyor malzeme? Kendi kendini yiyen tümör gibi davranıyor. Sen şimdi içindeki basıncını arttırırsan, tabii ki de sadece bundan dolayı değil, sudan etkileniyor, nemden, düşük ısıdan, ağız sıcaklığından etkileniyor malzeme. Bu transformal değişiklikler devam ediyor.
sadece kırıkla gelip kalsa gene iyi. Başka etkilendiği noktalar da var. Çat malzeme patlıyor. Mayın gibi. O yüzden yeri gelmişken söyledim, ince bir bilgi. Yapılmış olan, bakın yandaki çalışmalar bakmış buna. Yine Mutlu Özcan ve arkadaşlarından gelen Lucid ile Endokron'un şiir, tensel ve komprehensif streslerine bakmışlar. Çok yakın arkadaşlar. Yani sizin adezivle, ama bu endokronlar ve adezivle bağlanmış. İyi adezyon kurmuş endokronlar. Bakın lütfen bunu dikkatinize çekiyorum. Bu bir fulkron değil. Bu bir lamina da değil. Her şey değişir. Lütfen neyi konuştuğumuzu iyi şey. Buradan şu yola çıkmasın. Lösitle lityumlu silikat aynıymış. Endokronlar da aynı boyutlarda veriyor. Çünkü endokron ne dedim? Pulpa odasından destek alıyor. Bakın bu çok önemli. Monoblok. Kron da monoblok olabilir. Ama oradaki oksijen ilişkilerle bunun sadece taplasıyla kurduğu oksijen ilişkiler çok farklı birbirinden. İletim mekanizmaları çok farklı birbirinden. Bunları göz ardı etmeyin. Preparasyon ilkeleri, bunlar her şey etkili. Yani işin sadece bir kısmına odaklanmayın. Çok geniş perspektiften bakmaya çalışalım lütfen. Aynı bulmuş. Çok güzel bir çalışmaydı. Yine aynı çalışma diyor ki zaten diyor siz fraktüre karşı olan rezistansınız, işte o sizin fraktür taklısınız, yani kırılmaya dayanıklılığınız malzeme kalınlıklığıyla arttırarak da elde edersiniz. Endokronun malzeme kalınlığı arkadaşlar minimum en ince yerde 2 milimetre. Daha bile fazla. Pulpa odasını düşünürseniz. Peki devam ettim. Aynı çalışma diyor ki mini örnek veriyor. Bakın ne kadar güzel bir çalışma. Mini diyor son derece zayıftır ama diyor. Dentine diyor öyle bir adezyona bağlanmıştır. Kırılmaz diyor. Kırılır mı? Bir metal kureşe mini deforme edemiyor. Ne diyoruz biz? Hep hastalar demiyor mu? Benim metal kureşe dişimi yedi. Hayır. Senin metal kureşen miniyi asla zarar vermez. Senin minen o sertlikte. O dayanıklılıkta. Sen bakmadığın için çürüdü. Mikroplar çürüttü. Bakteri çürüttü. İşte aynı teori diyor. Seramikler için de geçerlidir diyor. Sen iyi adezyon kurduğun her yerde yüksek lösit içerikli fesmetik seramik de kullanabilirsin diyor. Lityum disilikat da kullanabilirsin, bunu da kullanabilirsin. Ben bunu demek istiyorum. Herhalde anlaşılmıştır. Zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikat, hayır. Bunu çalışma diyor. Ben değil. Nasıl yapıştıracağız peki? Hep adezyon dedin, adezyon dedin. Bunun adezyonunun kuralı ne? İşte çok önemli. Şimdi ona geldik. Üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşama EDS. EDS nedir? Immediate Dentin Sealing. Aslında tek tek kelime anlamlarına bakın. Derhal dentin kapatma. Resin coating. Resinle kapatma. Coat etme. Çok açık aslında anlamı buradan bakınca. Kestiğiniz, yeni prepare ettiğiniz dentini bir şekilde adezif sistemler ile dentin bonding bağlayıcılarla bağlayın diyor. İşte o zaman üstüne ne kurarsan kur, ikinci artık restorasyon çok daha kuvvetli bağlanacaktır diyor. Immediate Dentin Sealing'in felsefesi biyometrik felsefeden gelir aslında. Onunla birlikte çıkmıştır. Nedir? Söylüyorum. Bakın iki şekilde yapılır. Ya dentin kaplama ya da rezin kaplama. Dentin kaplamaya adezif kaplama da denir. Bond, yani sadece bondun sürülmesi. Buraya önce adezivimi hangi sistem kullanıyorsam sürmek dentine, ardından da ince bir rezinle bırakmaktır tüm duvarlarını. Çünkü benim burada geliştirilmiş bir bond dayanımı oluşturduğum bulunmuş çalışmalarda. Peki bunun da sınırları var mı? Bakın burada güzel bir çalışma var. EDS kullanılmış olan en sağdaki mor, en soldaki ise bordo olan sağlam dentin. Bir dişin sağlam dentinde olan adezyona bakmışlar. İşte yapılan, yapılmayan, başka türlü şeylerin yapıldığı. Tam bir ben size öyle özetleyeyim. Dikkat edin, immediate dentin silik yapılan mor renkli olan bloğun sağlam dentinle neredeyse hemen hemen aynı. Lütfen buna dikkat edin. Bu da onun makalesidir. Not alıp okuyabilirsiniz. Immediate Dentin Sealing'in endokronlarda bakın. Yine ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Konum endokronlar. Lamina da bu yerine göre değişir. Onun ayrı kuralı var. Hiç girmeyeyim kafa dağılmasın. Biliyorum ama şu an girmeyeyim. Porselen lamilerde bu biraz daha farklı.
Endokronlarda. Geçtim. EDS protokolü nedir? Bakın. Üstteki, soldaki EDS öncesi, sağdaki EDS sonrası. Lütfen her tarafın görüyorsunuz parlak bir rezinle sarmalandığını. Burada mine ve dentinde 60 saniye etch ediyoruz arkadaşlar. Neden 60 saniye ve neden total etch? Şimdi bir defa devital. O yüzden total etch. Niye 60 saniye? Çünkü buradaki dentin sklerotik dentin. Bizim kanal tedavisi de kullandığımız bir sürü solüsyonla sklerize olmuş. Kolajen yapısı bozulmuş. Sağlam dentin değil. Bozulmuş bir dentin. Bunun etch'i ancak 60 saniyede yeterli etch oluyor. Üzerine de burada universal adezivleri kullanabilirsiniz. Hemen bir universal adezif ile adezif sürülmesi ve akışkan kompozitin geçilmesi. İşte bakın total etch ve resin coating ve bunun hemen ışınlanması. Biz bundan sonra dijital ölçü alıyoruz. Bakın Journal Mechanical Behavior Biomedical Materials diye çok önemli bir dergi 2020 yılı galiba Nisan ayında geldi. Şeklini gösterdi. Adezivi ince bir kapsül. Şimdi şurada duyar gibi oluyorum. Kompoziti ne kadar yapacağım hocam? Bütün duvarlarımı çıkacağım. Hayır, ne dedim baştan? Ben tutma odasını kaybedersem onun adı endokron değil. Orada benim işte ve materyalime sağlayacağım dayanıklılık da gidiyor. O artık overlay kurallarına giriyor. Overlay'in de kuralları ayrı çünkü. Ya da onlay kurallarına giriyor. Hayır, bakın hemen arkasından da yeşille neyi göstermiş? Flowable resin coating. İnce arkadaşlar. Duvara sıvıyorsunuz. Belki bunu bir fırçayla çalışın. Bizim ön bölgede çok güzel direkt kompozit labını yapan arkadaşlarımız var. Fırçaları var. Çok özel samur fırçaları biliyorum. Onunla akışkanı bir fırçayla sürüp çıkınız oradan. Daha fazla kompozit yüklemeyiniz. Bu bir endokron. Devam ediyorum. Neden bunu yapıyorum? İşte bu hibrit zonu oluştur diyor. Ve derhal oluştur diyor. Çok enteresan. Gecikmiş olan hibrit zon aynı kaliteyi göstermiyor. Bu hibrit zonu sen oluşturduktan sonra üstünü rahat rahat kurarsın diyor. İstediğin şekilde rahat rahat yapıştırırsın. Bir defa zeminle olan bağlantın artık kontrol altında diyor. Bu kontrol yapma. Yine bu da Mutlu Özcan ve arkadaşlarının yaptığı indir rezin kompozitlerin buradaki imidat dentistlikte kullanılan durumlarını incelemiş. Yani ve şey parsiyel seramik posterior restorasyonlar bakın gene çok güzel bir terminoloji. Hepsini içine alıyor. Endokron var, inlay, onlay, overlay yani ne kadar güzel bir tarif ve klinik değerlendirme çok önemli. Klinik değerlendirmelere çok çok ihtiyacımız var artık. Sadece laboratuvar yapıp geçiyoruz. Simir tabakasını kaldırıyoruz. Şöyle bir kısa bir soru var hocam hemen isterseniz evet. Sorayım kesiyorum ama. Siz güte parkaların üzerini hangi maddeyle kapatmayı tercih ediyorsunuz diye bir sorumuz var. Valla güte parkaların üstünü şeyle kapatmayı da öneren var. Onu aslında endodontistlere sormak lazım. Genelde ben bunu endodontistlerle birlikte çalıştığım için bana hazır geliyor. Ama kendi muayenehanemde şunu duydum. Endodonti daha iyi bilir. Teflon. Teflonla kapatmanın son derece iyi ve yeterli. Yani aynen bizim implant screw hole'ünü kapatmamız gibi. Evet. Aynı. Çünkü neden? Onda da diyoruz ki bakteriyel havuzun oluşmadığını. Hakikaten ben yıllar sonra bile çıkardığımda oradan teflonu hiçbir birikinti bir bakteriyel bir havuz olarak görmüyorum. Bu konuda en iyisi o. Onu kullanıyorum. Üniversitede de bana hazır geliyor zaten. Öyle söyleyeyim. Onlar bir üzerine böyle ufacık onları çok güzel adezivle de fikse ediyorlar. Öyle geliyor ama biz gene en sonunda en baştan bir diyesimizi uyguluyoruz. Kendi muayenehanemde de teflon. Teflon öneriyorum ben. Endodontist arkadaşlarım öyle önerdiği için. Yani o konuda çok bir şey ben söyleyemeyeceğim. Şöyle bir bağlantılı birkaç soru geldi hızlıca birleştirip sorayım. Evet. Endokron'u dijital haricinde konvansiyonelle kullanıyor muyuz diye tabii soruyorlar. Tabii ki de kullanıyorsunuz. Mutlu Özcan ve arkadaşları hemen geliyorum. Çok güzel bir soru. Çok herkese dijital olmak zorunda değil arkadaşlar. Evet. Kesinlikle öyle bir kural yok. Ben böyle konuşmalara da çok kızıyorum. Bakın geri geliyorum. Bakın nerede gelmedim. Bir saniye. Evet şimdi geldim. Bakın. İngot ısıyla preslenebilir veya blok ketken diyor. Yani her ikisiyle de başarılı. Anlatabildim mi? Her ikisiyle aynen de başarılı. Bundan dolayı da belki korkuyoruz. Ya benim ketkemim yok. Şimdi hoca da ketkem anlattı. Ben ketkem mi alacağım? Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok.
Hatta her zaman için ısırıp preslenen, bakın bunu Esat Hocam da bilir, laminalarda da böyledir, marjinal gap'te daha başarılıdır, daha öndedir. Yani şimdi böyle bir gerçek var bir de. Yani bu gerçekleri atıp da ketkem geldi, her şey bitti. Ben sakın bu anlaşılmasın. Ben de dijital kullanıyorum. Dijital karşıtı değilim. Dijitalleşemezsek gerileriz, geride kalırız. Bakın bunu da meslektaşlarıma söylüyorum. Lütfen dijitali bir ucundan yakalayın. Yakalamaya gayret gösterin en azından. İmkanlarınız doğrultusunda. Teknisyenlerde de var dijital cihazlar. Sizin muayenehanenizde olmayabilir. Ölçü alır gönderirsiniz. Model üzerinden kazıma yapar. Exocad programları var. Gene dijitalleşebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Sizde dijital optik okuyucu olmayabilir. Ama onlarda var artık dijital teknolojiler. Onlardan talep edersiniz. Ve bu arz ve talep meselesidir. Ona göre ücretine mukayildir. Bunun gibi. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii ki de ısıyla preslenebilir de makale kabul etmiş. Ve bu da 2019 ya da 2020 hocam tam bilemeyeceğim. Burayı onları almamışım ama hep son yılların makalelerinden bahsediyorum. Oldu mu? Ondan emin ol. Son 5 yıla kadar giderim. Her sunumumda. Daha ileriye gitmiyorum. Daha geriye pardon Çok gitmiyorum. çok kısa bir Evet. soru daha var hocam. Akışkan kompozit sadece Evet. duvarlara mı Ben bu arada uyguluyoruz? ilerleyeyim. Diğeri de hibrison tüple temas ettiği zaman ne yapmanız gerekir diye bir Şimdi sorum ona var geliyordum hocam. işte bakın. Evet. Hibrit zon. Tükürükle şey yapmaz da. Çünkü hibrit zon biliyorsun sen de Esat'cığım aşağıda Dentin kolajenleriyle kurulmuş bir zon. Yukarıdaki kurduğunuz kompozitiniz kirlendi diyelim. Ne oldu tükürükle? İşte. Onun için de pomza. Bir. Ama geleceğim. Birazcık o kısmı sabredebilir mi? O konuda da bir çalışmamız var. Çünkü geleceğim. Erken soruldu, Çok, geleceğim. Olur mu? Bunu evet unutmayalım. hocam. Bunu unutmayalım. İki Tamam. üç tane de aynı Var. tip soru var hocam. Tabii. Konvansiyonelde ilk tercih ettiğiniz ölçü malzemesi ve prosedürde ekstra bir kulpanın içerisinden ölçü almak için bir yaptığınız uygulama var mı diye bir sorumuz var Abi bir hocam. silikon da Birkaç tane. yeterli, polyeter de yeterli. Hangisi Evet. elinde varsa. Her ikisi de yeterli ama artı bir silikon kullanıyorlarsa sandviç tekniğini kullanmak zorundalar. Çünkü sandviç tekniği net böyle kavite ölçüsü verir. Yani tek karıştırmada tek tip ölçü olması lazım. Sizin de bir şey yapabileceğiniz gibi Esat Hocam. Polyeterde de zaten monofazik kullanmalı. Yani direkt tek tip ölçüyle tek tip yöntem. Monofazik bir ölçü. Sanırım Ya hı. onun dolayı sorulardı. Mesela biz öğrenciyken posta ölçülerini alırken işte kürdanla veya kalan aletiyle Hayır, hiç ona daçka gerek diye yok. Hayır. bulayıp kalanın Hayır. içerisine almaya Bizim çalışırdık. Sanırım meslektaşımız da evet. öyle bir şeyi Hayır, hiç gerek yok. O kadar açmıyoruz. yani. 1 milimetre kesinlikle oraya kıyıyor. Ama şimdi şunu da söyleyeyim. Bakın konuyu açtı. Biz sandviç tekniğini çok yanlış biliyoruz. Sandviç tekniğinde, bakın sandviç tekniği dedim ama eğer o tip bir malzeme eliniz alışkın değilse sandviç tekniğiyle atıp ile almayayım. Gidin polyeterle alın tek tiple bitirin monofazikle. Sandviç tekniğindeki light body, özür dilerim, akışkanınızın ultra thin olması lazım. Sandviç tekniği için. Neden? Atması için. Bastırdığınızda yüzeyi tam verebilmesi için. Çünkü tek seferde alacaksınız. Anlatabildim mi? Ultra tiğine de çoğu meslektaşımın eli alışkın değil. Çok yumuşak geliyor. Çok akışkan geliyor. Kontrol edemiyorum diyor. Kendime güvenemiyorum. Bir çıkarıyorum. Malzemeyi göremiyorum diyor. Aslında akışkan kıvamlılar sadece marjinal detayları vermek içindir. Sevgili arkadaşlarım, biz zannediyoruz ki kaşık dolusu akışkan madde dolsun. Hayır, bu yanlış. Bizim polyeter dahi en riskli malzememiz hangisidir biliyor musunuz ölçü maddelerinde? Akışkan kıvamlılardır. İnce oldukları için boyutsal slibetleri en kötü olandır. Onu az kullanın, çok ince kullanın. Yani bu konuda da biraz yanlışız. Yani çok güzel bir konuya değinildi. Bu da bir bence kanayan yara. Yani ultra thin en güzeli. Özellikle de böyle bir kavite ve 1 milimetre kadar kanala da girecekse yeter artar. Ama biz böyle kaşık dolusu bir light body işte light kıvamında bir şey istiyoruz. Biliyorum. Alışkanlık o. O olmadı mı yanlışız gibi geliyoruz. Kendimize güven. Hayır öyle değil aslında. Zaten kuvveti de ne A tipi silikon ne de polyeterler biliyorsunuz aşırı istemezler. Gerek yoktur parmak basıncıyla derler. Aşırı kuvvet uygularsanız ölçünüz yanlış bile çıkar. Çünkü malzeme zaten akışkandır, yumuşaktır. Bir C tipi gibi değildir. C tipine parmaklarımız çok alışmış. Ona da bastırmazsanız çıkmaz.
Değil mi hocam? Yani bilmiyorum anlatabildim Evet. mi? Yani şimdi konu içinden çıkıyor. Eğer ki ben hayır böyle sandviçi beceremem diyorsanız polyeterli alın, tek tip alın. Polyetere biraz daha alışkınız. Çünkü implant ölçüsünde hakikaten polyeter vazgeçilmezimiz. Daha çok alıştı elimiz ona. O yüzden. Yani A tipinde de bilmediğimiz çok şey var hala. Sandviç tekniği diyoruz ama sandviç tekniğinde şunu yani anlatan konuşmacılar da çoğu zaman söylemiyor. Oradaki akışkan ne? O çok önemli. Ya o söylenmiyor. Bilmiyorum neden söylenmiyor. Söylenmiyor ama ben de dinliyorum çünkü. Çok enteresan. Anlatabildim herhalde. Sanırım herkes Evet. biliyor diye düşünüyoruz hocam. Yani tabii, yani Ama hocam belki böyle bilmiyoruz. Bu basit çok bir önemli. bilgi Ben gibi sonra geldi. bunu İnan nereden geçmiyor. duyuyorum biliyor musunuz? Böyle Evet. meslektaş toplantılarında duyuyorum. A diyorum yani. Ya da doktor öğrenci. Hani doktor öğrenciler öğrenmeye gelmiş. Bilmemeleri normal de. Meslek hayatında ve bayağı da ilerlemiş meslektaşlardan duyunca şaşkınlığın ötesinde bazı şeyleri yanlış duyduklarını anlıyorum. O kötü. Evet. O Buyurun yüzden. hocam, Evet dinliyoruz işte bakın. tekrar. Bu şekilde yaptığım iyi temizledim. Ama başka gibi temizleme yöntemleri de var. Ve nasıl var? Anlatacağım. Bir dakika. Sadece bu burada bu kadar kalsın. Pomzayla temizledim. Devam ediyorum. Ha burada da EDS'i gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. EDS yapmadan önce özür dilerim. Pomzayla temizledim. Henüz EDS yapmıyorum. Sonra da var. Onu sonra anlatacakmışım. O yüzden o soruya da cevap vereceğim. EDS yapmadan önce dişi pomzayla temizledim. Azidimi uyguladım 60 saniye. Bakın azidimi sürdüm ve akışkanımı uyguladım. Ne oldu? Diş bir anda bu şekilde. Bakın daha net görüyorsunuz. Nerelere sıvıyoruz diye soranlar. Duvarına ve tabanına arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Zaten 1 milimetrenizin büyük bir oranda kısmı da kompozitle dolacak. Siz bunu biraz 2 milimetreye erişkin hastada devam edebilirsiniz. Ama çocukta bu kritik. Zaten furka çocukta çok yukarıda. Siz furkanın daha aşağıda olduğunu, daha erişkin, gelişmiş bir insandaysa 2 milimetre gidin. Biraz oralara doğru da endokrinozun üretimi sonrasında seramikten bir malzeme girsin. Güzel. Devam ediyorum. Şimdi arayüz malzemeyle EDS arası. EDS'imi de yaptım. Her zaman için simantasyon. Bakın şimdi EDS bitti. Malzemeden başlar. Buna lütfen dikkat edin. Burada aslında çok önemli değildir. Ya da EDS yaptığım için önemli değildir. Çünkü burada diş EDS yapmasam bile de biter. Ne? Bunun dentin tübüllerinde su zaten yok. Kurudu bu. O yüzden son derece de kırılgan bir diş. Ama EDS yaptığım için de zaten şanslıyım. Hibrit zonumu meydana getirdim. Neden hibrit zon önemli? Vital diş olsaydı niye bir an önce meydana getirmek istiyorum? Çünkü vital dişte özellikle vital dişte kalp atımıyla birlikte hala pulpaya doğru devam eden bakın bir fizyoloji veriyorum size. Kan damarlarından bir akış mevcut. Bir pulsasyon var. Ve bu her pulsasyon pulpanın içinde de yaşanıyor. Ve pulpanın içinde yaşanan bu pulsasyonla dentin tübüllerinde hep su tık 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 pulpa atışı gibi diyecektim. Evet onun gibi ya da kalp atışı gibi yüzeye doğru çıkıyor. İşte diyor ki biyometrikçilerin EDS yaklaşımı. Sen diyor bunun önüne geç bir an önce yüzey sürekli su doluyor. Sen gelip de simantasyonu yapıp yetiştirene kadar ister ketkem kullan ister bir gün sonra head press yaptın onu yapıştır. Hiç fark etmez. Bununla uğraşma. Bir an önce hibrit tabakanı oluşturup fikse et sistemde diyor. Bu yüzden önemli. Şimdi bunun bir önemi de şu. O yüzden ki özellikle laminalarda çok önemlidir. Restorasyondan hazırlık başlar. Restorasyon hazır bekler. Ben dişi hazırladığımda yeni su çıkışı devam etmeden siz istediğiniz kadar adezif bond kullanın, hidrofobik kapanma yapın. Su yolunu bulur çıkar arkadaşlar. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Hemen 2-3 dakika aralığım var. Benim aynı standartize yüzeye yapışabilmem için. O 2-3 dakikada malzemenizin üzerine simanı koyun ve gidin yapıştırın diye. Bu yüzdendir ki bende bir alışkanlıktır bu bilgiden dolayı ki burada Devital diş ve EDS olmasına rağmen ben yine restorasyondan başlarım. Bu bir el alışkanlığı olsun sizde. Her zaman için adezif protez hazırlığı simantasyonunuza protez yüzeyiyle başlayın. Kenarda dursun kapatın, dişe gidin hazırlayın.
ve diş bittiğinde asistanınıza bitmek üzereyken startı verin, simanı karıştır, koy bana ver. 2-3 dakika bir aranız var. Bu kadar. Çok sallanacak bir aralık değil bence 2-3 dakika. Özellikle de full ağız çalışıyorsanız. Lütfen buna dikkat edin. O yüzden hazırlığa restorasyonda başlıyorum. Peki bir cam seramikte. Bazı çalışmalar diyor ki kumlama yap, ağız içi kumlama, air abrazyon. Bazı çalışmalar diyor ki hidrofluorik asit yap. Bu çok netleşti arkadaşlar. Cam seramiklerde hidrofluorik asit yapacaksınız. Kesinlikle air abrazyon değil. Yeterli değil. Lütfen yukarıdaki örneklere bakın. Ben daha kompak, daha sıkı mikro mekanik retansiyon istiyorum. O da sağda. Hidrofluorik asitte. Yani benim kliniğimde ağız içi kumlama cihazı da var. Air abrazyon. Onu kullanmıyorum cam seramiklerde. Hidrofluorik asiti kullanıyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Bakın aşağıdaki Mutlu Özcan arkadaşların makalesinden geldi. Onlar söyledi. Bendi. Klinik çalışma. Evet. Şimdi burada iki tane asit var. Bir önce bir sonra bu nedir? Şimdi gene aynı çalışma dedi ki restorasyonunuzun ilk adezyon kanunu, kuralı der ki ister diş olsun, pomza ile temizledim dişi, dikkat ettiniz. İster restorasyon, tertemiz olması lazım. Birinci kural temiz yüzeydir. En iyi cam seramik temiz yüzeyini en ekonomik düzeyde, başka firmaların ürettiği de var, Evoque'larım var mesela, kullanabilirsiniz. Son derece güzel ama elimde yok. Ne kullanayım? Orta fosforik asit bu konudaki en iyi temizleyicilerdendir. Orta fosforik asit burada malzemeyi pürüzlendirmez. Bakın lütfen yanlış anlamayın beni. Temizler. Ardından hidrofluorik asit uygularım. Yıkarım, arındırırım. Ama hidrofluorik asidin de arkasından iyi arındırılması lazım. Toksiktir. Onun nötralize edilmesi gerekir. Bunun için de özel malzemeler var. Yine Evoque'ların. Adı aklıma gelmedi. Evoque'lardan dinleyen arkadaşlarım varsa çok net, hakim. Çok güzel malzemeler ama elimde yok. Alamadım. Ne yapacağım? Aynı şekilde aynı makale der ki orta fosforik asit de bunun nötralize edilmesi çok net bir şekilde yüzeyden uzaklaştırılması için yeterlidir. Bilmem burada anlatabildim mi? Asit, asit, asit. Orto, hidroflorik, tekrar orto. Bakın klinik uygulama. Temizledim materyali. Şimdi çok önemli bir bilgi. Bakın aşağıda ne yazıyor? %9'luk olursa ne? Tabii ki de lösitle güçlendirilmiş yaptım. Çünkü ben makalelerden edindiğim bilgiyle lösitle güçlendirilmiş olan seramiğe şu an endokronda, doğru adezyonda, doğru preparasyonda güveniyorum. Bitti. Her malzeme için ayrı bir asitleme süresi vardır hidrofluorik asitin. Bir defa bunu bileceğiz. Ve hidrofluorik asidin yüzde oranına göre de her malzemenin yine asitleme süresi de değişir. Yani iki şey bileceğiz. Hidrofluorik asitin oranı ne? Hangi malzemede? Şimdi çok büyük bir yanlış var ortalıkta. Ben adezyon sunumlarımda bunu kırmakla uğraşıyorum. Çünkü ben de yaşıyorum. Muayenehaneye bir yeni reprezan geldi. Çok iyi bilenler var. Sözün meclisten dışarı müthiş reprezanlar var içimizde. Bize ders verebilir. Ayrı. Meslektaşlarımız için de var. Ayrı. Tamam çok güzel bu asit, yeni bir asit çıkmış. Kaç saniye uygulayacağım? 20 saniye hocam. Ya bunun oranı ne? Hangi malzemeye 20 saniye uygulayacağım? Soruyorsun. 20 saniye dediler hocam. Ya sen bunun farkında mısın? Değil. Ben farkında mıyım alırken? Değilim. Aslında farkında olması gereken, bilmesi gereken benim. O değil. Bu da ayrı. Ona öğretmeliyim. Ya da öğrenmesini sağlamalıyım. Git bunun hangi malzemede oranının yüzdesinin ne olduğunu öğren gel diyerek. Ben bunu öyle alırım. Prospektüsünü açıp okuyacağız ya da. Bu kadar basit. Ne diyor? %9'lukta 120 saniye, %5'likte 90 saniye. Buna dikkat çekiyorum. Lösit ile güçlendirilmiş perspatik seramik için bu. Oranları. Bunda bir algoritma yok. Yani sakın bunu yani işte %9'luk olursa bu algoritma da gidiyor. Bu litrim disilkata geçtiğinde böyle olur. Değil. Böyle düşünmeyin. Bir algoritma yok maalesef. Bunu ezberleyeceksiniz. Ya da karıştırıyorsanız reçete yazar gibi bir kağıda yazacaksınız. Ünitinizin karşısına asacaksınız. Ben zaman zaman böyle küçük notlar asarım. Bakarım da. Ben de yapıyorum bunu. Bu benim reçetemdir. Ya da masama koyarım. Hastaya konuşurken ne derken gözücüyle o reçeteme bir bakıveririm. Kaç saniyeymiş? Böyle. Bunu bileceğiz. Bunu bilmeden bir defa
1-0 yenik. Yani 20 saniye mesela burada çoğu kişi ben eminim çünkü firma da öyle. 20 saniye. Ya niye 20 saniye? %5'lik hidrofluorik asit lityum disilikatta kullanılıyorsa 20 saniyedir. Başka da 20 saniye yoktur. Başka 20 saniye yok. Ama bu 20 saniye ağza bir pelçenk olmuş. Her şey 20 saniye. Yani bunu bir önce bir yapacağız. Mesela ultradent'te %5'lik değildir hidrofluorik asit. Buradaki ultradent %9'luktur. İşte %9'luğa göre nasıl davranmam gerektiğini bilmem lazım. %9'luk bir hidrofluorik asit, lityum disilikatta da hemen örnek vereyim 60 saniye ister. Bu böyledir. %5 20 saniye, %9'luk 60 saniyedir. Böyle bir ters orantı var. Çok enteresan ama böyle. Çünkü bunu şey olarak pH olarak düşüneceksiniz. Yüzde oranı dedim ama aslında mantığı pH oranından geliyor. Birinde pH 5, diğerinde pH 9 gibi. Daha düşük asitte. O yüzden süre uzuyor. Sadece böyle bir küçük algoritma var. O kadar. Onun haricinde rakamlar arasında bir algoritma yok. Tamamen ezberlemeniz lazım. Bunu söyleyeyim. Evet. Tekrar orta fosforik asitle temizledim. Elimde o vardı. Bunun için şeyde kullanabilirsiniz. Ultrasonik temizleyiciler. Olur. Alkol koyun içine. Olur. Varsa o da olur. Hidrofluorik asitle arındırmak için. O da olur. Ama ben burada en ergonomik, en ekonomik, en hızlı çözümlerden de bahsetmek istiyorum. Evet, devam ediyorum. Monobontumu sürüyorum. Evoque'ların en güzel malzemelerinden biri. Son derece yıllı ama GC'nin de artık primerinden çok memnunuz. Çok güzel ürünlerimiz var. Bakın, efektif asit uygulaması. Bilmem ona dikkat ettiniz mi? Asitte nedense bir pintiliğimiz var. Yüzeye sürüp geçiyoruz. Hayır. Efektif asit uygulaması diye bir şey var. Asidi bol kullanacaksınız. Dentin bondik bağlayıcı sisteminizin en önce biten materyali asit olmalı. Asit bol kullanılacak. Yüzeye sürüp geçmekle asit olmaz. Asitlemiş olmazsınız. Ardından monobondla ıslatacağım. Yani silah monobond dediğim benim burada. İşte kimyasal, bakın adezif rezin sıvının adaptasyonu yüzeyin ıslanması kimyasal bağlantıyı yapan bu arkadaşlar. Bu olmazsa rezininiz bağlanır ama zayıf bağlanır. Silanın olmadığı self adhesif simanlar bu yüzden zayıf bağlantıdır. Bu yüzden en zayıf halkadır. İçinde silan vardır ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Adezyonda bir şey bir şeyle karışıyorsa, bir şeyin içine bir şey giriyorsa o malzemenin bireysele göre tek tek gelen malzemesine göre zayıflıyor demektir. Böyle. Henüz bu teknolojik olarak çok aşılabilmiş değil. Bu yüzden hala 3 basamak step by step total edge gold standard. Yani bu bir gerçek. Evet, Sila'nın özellikleri bu biraz tabii Sila'nın dediğim gibi neydi? Silikadaki hidroksil grupları ve açılan silan gruplarıyla ayrı ayrı bağlanıyor arkadaşlar. Silanol oluşturuyor. Yani benim bu silika atomuna ihtiyacım var. Parçalanmış silisyum diokside. Önce bütün o tanecikler şeklinde atomik gösterdim malzemeler bölümünde. Bunu hidrofluorik asit etch parçalayacak, açacak ve silan gidip bunlarla silanol oluşturacak. Çünkü silan bir bipolar. Bipolar insan gibi. Yani iki yönlü. Hem inorganik hem organik. İki yönlü insan denir ya bipolar bozukluk. Nasıl tarif edeyim? Bir bağlaçtır yani. Evet. Devam edeyim. Evet. Şimdi bak o arkadaşın sorusu geliyor. Şimdi ben dişi nasıl yapayım? Dişi akışkan kompozite bırakmıştım. Tamam çok güzel ama bir saat sonra geleceğim. Ya da yarım saat sonra ketkem kullanıyorum. Ya da dışarıya gönderdim. Isı ve basınçla şekillendireceğim. Ertesi gün çağıracağım. Ya da randevularım öyle ki 2-3 gün sonra çağıracağım. Ne yaptım? Geçici kapattım gönderdim. Nasıl temizleyeyim? Şimdi bu konuda henüz görüş birliği yok arkadaşlar. Sıkıntı bu. Bir kısım diyor ki çelik tungsten karbitle temizle. Bir pürüzlendir. Aktive et. Aktivasyon diyorlar buna. Neden? Bakın şu kompozitteki şu parçaları, fillerları çıkar. Bir kısım diyor ki kumlama. Ben kumlama yapıyorum cihazım olduğu için. Ama bir kısmı da buna ponzu ve fırça da hatta aynı görüyor. Yeterli diyor. Bakın. Şimdi biz böyle bir çalışma yapıyoruz. Enteresan bulgularımız var. Bulgular ise henüz daha şekillenmedi. Konuşmak istemiyorum. EDS ile cam seramiğin bağlantısına bakıyoruz. Farklı siman tipleri, doğal kür,
Direkt akışkan kompozit, akan kompozit demek lazım. Bu da bir terminolojik hata almasın. Biraz sonra bahsedeceğim. Ve self adhesive'le olan farklı aktivasyon metotları. Buna aktivasyon deniliyor. Niye aktive ediyorum? Bakın bir daha söylüyorum. Fillerlarını kompozitlerin. Niye? Çünkü silan süreceğim bunun üzerine tekrardan. Bakın kompozit olduğu için. Çok enteresan ama buraya da silan süreceğim. Silan bunu istiyor. Bunu bekliyor. Daha mı zayıf bağlantı? Tabii ki de daha zayıf ama benim artık nasıl olsa monoblok bir bloğum var. Onun adaptasyonuyla mekanik tutuculuktan aslında şunu demek istiyorum. Hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Bilmem dikkatini çekiyor mu konuşmacılarımın. Mekanik tutuculuk number one, kimyasal tutuculuk bağlantı number two. Bunu çok iyi bileceğiz. İşte ikisini de uygulayabilirsiniz. Şu an için çok net bir şey diyemeyeceğim. Çalışmalarımız sadece parantez içinde söyleyeyim. Ponza ve fırçanın da yeterli olduğunu gösterir tarzda çıktı. Ama istatistiğe daha girmedi. Acaba bu anlamlı mı değil mi bilmiyoruz. Bilmiyorum. O yüzden yanlış yönlendirmek istemiyorum. Muhakkak sosyal medya hesaplarımdan ben çok kullanırım. Özellikle bu konuda doğru bilgilendirmeye çok ihtiyacımız var. Paylaşacağım. Lütfen takip et de kalsınlar. Evet, aktive ettim sistemi. Total Edge yaptım tekrardan. Niye? Çevredeki mine için bir daha lazım. Çünkü benim restorasyonum biliyorsunuz bir basamağım var, bir ferulem var. Tekrar benim asite ihtiyacım var. Aynı zamanda bu asit kompozit yüzeyinin de temizliği için önemli. Onu da bir daha temizliyor. Bu aktivasyonumdan sonra bir temizlik geçiyor. Yani orta fosforik asit tüm yüzeylerin temizliği için number one bir malzeme. Çok güzel bir malzeme. Elimizde bakın asitten sonra opak umarım görülüyordur. Silans sürüyorum yüzeye. Aktive ettiğim yüzeye. Sadece kompozitli olan duvarları incecik bonding gibi uyguluyorum. Bakın bu uygulandıktan sonraki diş hazır hale geldi. Yani kompozitin üzerine de yapışması için gereken materyallerimi silan ve bondingle güçlendiriyorum tekrardan. Aşağıda hibrit tabakam zaten hazır. Artık ben üzerine ne kurarsam. Hibrit tabaka önemlidir arkadaşlar. Adhezyonda birincisi kaliteli hibrit tabaka kur. Bu çok önemli. İşte yine aşamalar. Başka hastadan örnekler veriyorum. Lütfen bakın. Tungsten karbit frezle bu sefer pürüzlendirmişim. Asit uygulamışım. Silan ve adezif bond adezif sımanla hastanın ağzına gidiyorum. Lütfen yukarıda önce temizlik sonra pürüzlendirme. Yine arındırma. Hidrofluorik asit arındırma. Silan sürme. Bakın bir hastanın uygulamasını aslında çok uzun slide geldiğim ve konuştuğum için anlattım ama hepsi aslında şu slide'da şu an. Bunları yapıyorum. Evet devam ediyorum. Diyor ki bana bilgi bakın. Eğer abrazyon evet son bir çalışma okudum. Frezi, pomza ve fırçayı da eşit bulmuş. Bilmiyorum biz de eşit bulacak mıyız? Önemli diyor. Aktivasyon önemli diyor. Yaptığın EDS tabakasını aktive et diyor. Bu çok önemli. Çünkü bununla %30 bağ kuvveti artmış. Sen EDS'le zaten arttırdın. Ne kadar arttırdın? Lütfen aşağıya bakın. %400 arkadaşlar. Çok önemli bir oran. Tensel bond strength'i yani germe, çekme tarzı strese karşı dayanıklılığı %400 artıyor EDS yapınca. %30 da bunu aktive ettiğinde yani %500 gibi bir şey diyelim biz buna artık. Silan çok önemli. Kesinlikle EDS'e de silan uygulayacaksınız. Son yıllarda çünkü silan bakın arkadaşlar açığa çıkmış olan o fillerlarda da bağlanarak gelen simanla da bağlanıyor. Aradaki o simanla da bağlanıyor. Bir ara faz ajanı. Silan çok önemli. Silanı sakın unutmayın. Silanı ayrı bir şişe olarak uygulayın. Bu da çok önemli. Bunu da söyleyeyim. Aslında hayatımıza akan universal kompozitler girdi. GC'de çok güzel ürünler var böyle. Ya da sıkılabilen kompozitler girdi. Bunlarla da son derece dual cure rezin simanlara self adhesive'leri zaten zayıf halka bıraktım. Light cure rezin simanlara göre çok başarılı sonuçlar alındığı görüldü. Bakın bu akışkan kompozit değil. Bunlar akan kompozit. Ne farkı var? Bildiğiniz kompoziti sıkıştırılabilir, akan bilir, forma sokmuşlar. Yani inorganik doldurucuları hemen hemen göz ardı edilebilecek kadar aynı. Ne sağlıyor? Bir defa polimerizasyon büzülmesi çok daha az. Bir akışkan kompozitten çok daha az.
Ne sağlıyor? Çok daha sağlam, rigid bir ara tabaka oluşturuyor. Buyurun size 60-60 EDS tabakası gibi bir şey arayüzde. Anlatabildim mi? Bir kompozit ilavesi daha siz simanızla bile yapabiliyorsunuz. Evet. Evet, şimdi bakın bu konuda hakikaten ağız içi kumlama ben yapıyorum. Frez de yapıyorum. Pomza da yapıyorum ama asıl çalışmamızın sonucu verecek. Bunların hepsi aktivasyon için çok önemli. O soruyu soran arkadaşıma herhalde cevap gelmiştir. Bu şekilde buna ister arındırma deyin, ister yüzeyi temizleme deyin, ne derseniz deyin ama en başta sizin oradaki yüzeydeki akışkan kompozitteki fillerları açığa çıkarmanız, pürüzlendirmeniz deyin ya da mekanik pürüzlendirme çok önemli. Evet, bakın bir ağız içi kumlamadan sonraki hal arkadaşlar. En alttaki de orta fosforik asitle tekrar çepeçevre miniyi asitlendirip ortamın da kompozitin de aktif olmuş kompozitin de temizlenmesini sağladıktan sonraki görüntüyü görüyorsunuz. Sağ en altta. Hocam şöyle bir Yukarıdaki şey direkt sorabilir test miyim bastı. şu noktada? Tabii. Air Buyurun. ablasyon yaptıktan sonra kalıntıları, şeyleri neyle temizliyorsunuz? Gene hafif bir Hepsi orta orta fosforik fosforik asitle. Hepsi orta fosforik asit. asitle. Önce bir yıkıyorum. Yıkanıyor. Yani tavsiye edilen o. Orta fosforik asitle uyguluyorsunuz. Tertemiz oluyor. Tertemiz yüzey oluyor. Bütün birikintiler, her şey uzaklaşmış oluyor yüzeyde. Çünkü air abrazyonda kullandığınız biliyorsunuz tanecik boyutu çok önemli o yüzden. Evet. 50 mikron hatta 25 mikrona kadar inenler var. 20 mikrona kadar bile artık şu an var ben görüyorum çalışmalarda. Evet devam ediyorum. İşte 8. jenerasyon dentin bonding sistemleri, adezif sistemlerini çok seviyorum ben artık. Ne bu? Multimod, universal adezifler gerçekten hayatımıza girdi. Hemen onlarla simantasyon yapmak. Burada dual kır bir rezin siman kullanmışım. Kompozit esaslı. Kullanabilirsiniz efendim. Elinizde varsa kesinlikle zayıf demiyorum. Ama akan kompozitlerle yapılan çalışmalar bunlara göre istatistiksel olarak daha anlamlı. Tensel bond standinde daha iyi bulunmuş. Hatta bu konuda yapılmış bir test çalışması da var. Ben o tezi de okudum Ege Üniversitesi'nde. Kulaklar için nasıl Ebru hocamın bir Ebru hocamı siz de tanırsınız hocam. Evet. Uzmanlık tezi öğrencisi. Alev'di adı da. Şimdi onu hatırlamaya çalıştım. Dentin örneklerine bağlantıya bakmışlar. Cam seramiklerin. Bu dual kül ve light kül rezin simanlara göre akan kompozitlerle bağlananlar çok daha iyi bağlanmış. Böyle güzel sonuçlar geliyor. Bir dönem ben biliyorum ben ilk doktora da hani bize hat düşmez bizim zaten öyle konuşamayızdık doktora daha yeniyiz ama kompozitle bağlantıdan söz edildiğinde olmaz öyle şey kompozitle bağlantım olur diyenlerimiz çoktu protezciler olarak ama aslında kompozitle de çok güzel bağlantılar yapılabiliyormuş antiparantez bunu vermekte yarar var oklüzyon kontrolü evet. Vakalar herhalde vereceğim. Bakın şimdi burada preparasyon ve duvarlarımı görüyorsunuzdur. 1 milimetre kadar bana basamak oluşturacak. Burada daha fazla ferrule ver. Açtırmışım. Tamam daha fazlası varsa olsun. Ama ben 1 milimetre kadar vertikal yönde vertikal preparasyon ve 1 milimetre de horizontal preparasyon yapmak istiyorum. Ferrule efekt ve basamak oluşturmak için. Bu. Çok hiç de çok fazla bir malzeme kaldırmak değil. Zaten siz bunun kenar köşe çapağını temizlemeye kalksanız onları oluşturuveriyorsunuz. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü profund bakın bu başlangıç EDS de yapılmış görüyorsunuz ve bitim. 24 ay sonraki. Biz bunları takip ediyoruz arkadaşlar. Bizim bu bir çalışmamız. Takip sonuçlarımı da vereceğim. Bakın EDS preparasyon. Lütfen preparasyon sınırları ve EDS'lere bakın. İnce bir light cure rezin, akışkan rezin ve 24 aylık takip başlangıç. Bakın çok enteresan. Ne kadar kötü durumda geliyorlar. Bu özellikle bu çocuğu görmenizi istedim. Yandaki diş sürmeye devam ediyor. Bize 6. ayda geldiğinde bakın bir premolardaki sürmeye ama bir 6 numaralı 6 yaş dişi. Yani doğru 6 numaralı dişinde ne kadar güzel bir kazanım elde etmişiz. Yani pedodonti için büyük konuşmak istemiyorum ama en azından İstanbul Aydın Üniversitesi için bir çığır açtı. Bu biz bu kadar şeyi inanın ne Aslı Hocam ne ben beklemiyorduk. Çok biz her çalışmaya ben ve Aslı Hocam biz onunla bayağı birlikte çalışmalarımız var. Hala devam eden.
Çok heyecanlı insanlarız. Heyecanla başlıyoruz ama bu bizim heyecanımızı katladı. Yani daha da bir heyecanlanmaya başladık. Böyle bir gidişat beklemiyorduk. Çok enteresandı. Pedodonti ile çok aslında büyük bir açıkmış. Onu kapattık. Bakın 46 numara. Aa, çok enteresan bir vaka geliyor. Lütfen takipte kalınız. Bir yıl sonra 46 numaralı diş ama bir yıl sonra yukarıda 26 no'lu bir endodontik tedavi görmüş. Profit kariyesli aynı hastanın dişi kompozit dolguyla bırakılmış. Bilmiyorum neden kırılmış. Görebiliyor musunuz Esat Hocam? Umarım Evet herhalde hocam, ekranda gayet güzel görünüyordur. gözüküyor. Sanırım Yani meslektaşlar da şimdi görüyordur. bakın kompozit ve endokrom. Lösitle güçlendirilmiş bir perspatik seramik. Bir yıl sonra. Yani çok enteresan. Aynen Mutlu Özcan ve arkadaşların o klinik çalışması gibi bir çalışma yakaladık. Bir vaka yakaladık. Tek vaka. Onlar gibi genelleyemem. Onlar zaten bir klinik çok geniş çaplı bir tarama yapmışlar. Ama destekliyor. Heyecanlandırdı bizi yine. Destekliyor. Tek vakada olsa. Bakın biz tabii muhakkak röntgen alıyoruz. Burada onu söyleyeyim. Röntgen görüntülerimiz var. Onlardan bir örnek vereyim. Bakın design. Bitiş sonrası arayüz kontrolleri, kesim ve EDS. Lütfen basamaklara bakın. Bunun belki palatinal yüzeyi evet tam görülmemiş olabilir. Soldan itibaren dizaynın hemen altındaki fotoğraftan bahsediyorum ama palatinalinde 1 milimetre basamak yapacak kadar ferulen var. Herhalde orada 1 milimetre kadar daha sağlam diş dokusu vardır ama muhakkak vardır. Bu da bir çocuk hasta. Ben orada bir diş eti cerrahisi, gingivektomisi yaptırıyorum. Evet. Devam ediyorum. 6 aylık takip. Bakın bitiminde muhakkak. Görüyor musunuz lütfen Esat Hocam? Marjinal uyumun güzelliğine, adezyonun güzelliğine bakın röntgende. Yani gerçekten yani kompozitçi arkadaşlarım vardır. Kompozit yapıyorlardır. Ben bir prostodontistim. Ben muayenehanemde de onu söyleyeyim. %95 prostodonti yapıyorum. Kesinlikle çok daha güzel kompozitler de yapabilirler. Ama kompozitle yarışır yani. Yan yana koysak şu marjinal uyum, şu adaptasyon. Bir cam seramikte. Hocam, bu noktada bir soru var isterseniz. Kavite Tabii. preparasyonuyla da birazcık ilintili. Kavite Oğuz Aslan Bey sormuş. Kavite preparasyonu sırasında bizotajdan bahsettiniz ama bilindiği gibi seramiklerin minimum kalınlıkları mevcut olmak durumunda. Bu bizotajlı bölgelerde seramik kırıkları olmuyor mu ya da ince kalan köşelerde? 1 milimetreye kadar yeterli aralık zaten. O yüzden 1 milimetre dedim. 1 milimetreden daha az olmaması lazım. Sizin basamağınızın hem horizontal yönde hem de vertikal yönde sadece 1 milimetre olması lazım. O yüzden zaten illaki bizotajlı bir şamfer basamak istiyor. O gösterdiğim çalışmada preparasyon kısmında hatırlayın. Sağ en alttaki grafik aslında bir cam seramiğin ihtiyacı olan preparasyon şekliydi. O kişiye mailini size verirse Esat Hocam paylaşabilirim o slaytı. O gözünün önünde olsun. O preparasyon yapması gereken preparasyon şekli aslında. 1 milimetre istiyor. Sırf bu yüzden. 1 milimetre yeterli. 2 değil. Yeriniz varsa 2 yapın efendim. Yani Ama ferul ve minimal invaziv olarak. minimal invazivde kalıyoruz. Aynen öyle. Gerek var mı? Hayır yok. Bir diğer Aynen. soru da hocam şöyle, hem birazcık ara vermiş olalım diye. Tabii. Kronosilandan sonra bonik uyguluyor musunuz diye bir sorusu gelmiş hocam. Kronosilandan sonra bonik uyguluyor Aa, muyuz tabii ki diye. de biraz önce gösterdim Evet. onu. Biraz önce gösterdim kesinlikle. Yani Evet. bonding bir defa ıslanabilirlik açısından, hidrofobik kapanma açısından çok önemli. Kesinlikle bond uyguluyoruz. Yani buna bond diyen var, adezif diyen var veya universal adezif. Ben şu an universal adezifleri kullanıyorum. Universal adezifler o konuda yeterli gösterilmiş durumda. Son derece ilerledi. Bir dönem o konuda da soru işaretleri vardı hocam bilirsiniz ama şu an uzun dönem sonuçları da o konuda bir meta analiz de var elimde ama artık onu buraya koymadım. Konu çok dağılıyor. Yani o zaman üniversite adezifleri de işlemek lazım. İmlecimde Tam bununla gitmek ilgili bir lazım. soru Uzun gelmiş dönem hocam şu başarılı an. görmüş. Meta analiz elimde var. İsteyen okuyu dinleyicilerle paylaşabilirim. Mail adreslerini benim de galiba sonunda zaten çıkacak slaytımda lütfen alsınlar. Benim mail adresime yazsınlar. Şu makaleyi bana gönderir misiniz hocam diye hemen gönderirim. Hemen Yine gönderirim. Aslı Hanım sormuş. Klinik takip sırasında sonra takipte yaşadığınız başarısızlıklar nelerdir? Tövbe vereceğim. Bir İmmeliyat sıkıntı. densi sealing siman arayüzünden mi kopmalar oluyor yoksa materyalden mi oluyor?
Veya diş dokusundan mı kırıklar yaşıyorsunuz? Uzun dönemde baktığın zaman başarısızlıkları en çok nerede yaşıyorsunuz tarzında bir soru Hocam ben bu sorabilirim aslında. soruyu biraz sonraya bırakayım mı? Çünkü çalışmamızdan Tamam örnekler hocam. vereceğim. Hangi skalayı Süper. kullandığımızı gösterince zaten o skalada nelere baktığımızı görecekler. Süper hocam. Oldu mu hocam? Dinliyorum. Evet. Tamam. Ya, ve bunun cevabını vereceğim. Vereceğim. Evet. Çok güzel çünkü o biz onu bir makaleden feyiz alarak şey yaptık. Tabii ki de onu da kendimiz yaratmadık. Amerikan Ulusal takip skalası diye bir takip skalası geliştirilmiş. Dental takip skalası bu arada bu. Adezif restorasyonlar için geliştirilmiş. Klinik inceleme, evaluation üzerine geliştirilmiş. Klinikte Evet. bakıyorsunuz. Görsel tamamen onu puan vererek şeye dönüştürmüş. Puantajlı objektif veriye dönüştürmüş. Çok güzel. Şu an klinik tüm değerlendirmelerde o kullanılıyor. Son USPH düzeltiler kriterleri, 2018'den beri aynen öyle. Biz de onu kullanıyoruz bu konuda. Evet, devam edeyim isterseniz hocam. Evet, buyurun 24 aylık hocam. takip mesela yine bir örnek vereyim. Bakın ilk hali erişkin hastaları da yapıyoruz. Pardon, hızlı geçtik. Son hali. Evet, yine baştan sona bir hastayı vermek istiyorum. Bakın kavite preparasyonu biraz galiba flu, bende bile flu ama niyeyse taşırken böyle oldu. Böyle değildi. Bakın ket aşaması daha detaylı görmek olan isteyen meslektaşlarıma lösitle güçlendirilmiş bir şekilde çıkmış. Bu erişkin hasta. Ben burada daha fazla bayağı yaşı da ileri bir hasta. Kanalları nekrotik genişlemiş. Bakın ne kadar çok girebiliyorum. Girebilirsiniz arkadaşlar. Minimum bir hadi iki deniliyor. Ama çocukta bu zor. Çocukta bu kadar giremezsiniz. Furka çünkü çok yüzeye yakın. Perfore edersiniz. Lösitle güçlendirilmiş bir bakın asitleme, efektif asitleme çok önemli. Her yere değmeniz lazım. Silik olmayacağız. Asitten sonraki opak görüntüyü göreceğiz. Ve simante etmişim görüntüsü. Bulgular. Şimdi bakın hocam. Bunlara bakıyorum. Görülüyor mu? Kategorim, kriterlerim. Evet. Yani aslında hepsi var. Size gelen soruya kişisinin sormak istediği her şey burada var. Bunu da atabilirim. Bütün bakılanlar bunlar. Bu o kadar güzel bir skala ki her şeyi bir araya getirmiş. Bir prospektif inceleme skalası şeklinde de bir araya getirmiş. Hocam o kadar etkili. Ve biz bunu şu an bizim vakalarımız 2 yıl oldu. Biraz sonra vereceğim sonuçlarını da takibimiz ama 25 vakamız var. Henüz bence yeterli değil sunum bunu yayınlamak için. Biraz daha artması lazım. 25 vaka power analize girdiğinizde kesinlikle düşük gösteriyor. Ama tabii Türkiye'de çok zor, sıkıntılı klinik takip yapmak. Etik metik de değil. Aslında alıyorsunuz bizim İstanbul Aydın Üniversitesi'nde etik çok güzel işliyor. Bu arada onu söyleyeyim. Hiç şey değil. Aslında etik kısmı zannedildiği kadar zor değil ama hani hasta bulmak, bunu hastanın yapılabilir hale getirmek şey ve aslında bunlardan biz Kalibre ve ücret de kategorize almıyoruz. etmek zor Biz oluyor. bunlardan ücret de almıyoruz hocam. Bir çalışma onu da söyleyeyim. Zaten öyle olması gerekiyor etikende. Ama takibi zor. Hastanın motivasyonu düşük bizde böyle şeylerde. Yani zor tabii. Yani Türkiye'deki bu siz de akademisyensiniz. Bunun farkındasınız. Evet bakın hocam. Bizim 25 vakamız 2 yıllık takipte şu kriterlerde bakın tamamen şu kriter. Restorasyonda mı kırık var? Dişte mi kırık var? Antagonist aştı mı aşınmadı mı? Biraz önceki soruya burada tüm cevaplar var. Yandaki detaylarıyla. Bazısı 0'dan 3'e kadar puantaj. Bazıları 0'dan 2'ye kadar puantaj. Devam ediyorum. %100. Hiçbirinde yok. Yapılan çalışmalar restorasyonda kırık olarak görmüşler ama lösitle güçlendirilmiş ya da lityum disilikatla güçlendirilmiş cam seramiklerde tamiri en kolay, en basit %100 cevap büyük konuşmayayım da tamire en iyi cevap veren restorasyondur. Neden? Silikat esaslı seramiktir. Hidrofluorik asit etkiler gider silen bağlanır. Benim için bu iki önemli şey çok önemli adezyonda. Bir malzemeden beklentim, mikromekanik retansiyon, pürüzlülüğü çok iyi olacak. Bunu da en iyi yapan kesinlikle hidrofluorik asit kumlama değil, artı silan etki gösterecek. Silanizasyon iyi olacak. Bu hocam. Bunu sağlıyorsa malzeme emin olun tamiri de sizin yüzünüzü güldürür. Tamir edilebilir bir kırıktır. Ya da öyle söyleyeyim. Şimdi kırıkta da ona bakıyoruz artık. Her kırık da başarısız kırık değil. Tamir edilebilir kırıksa tamamdır. Yürü.
klinik olarak. Aslında ben adezyon sunumları da çok yapıyorum ve diyorum ki adezyonda asıl ne önemli biliyor musunuz bağ dayanımında? Siz. Hiç malzeme değil. Hiç öyle simanlara, ürünlere, cam seramiklere lütfen kir atmayınız. Siz adezyonu çok dikkatli, çok özenli yapmak zorundasınız. Adezif simantasyon basit bir iş değildir. Lütfen basite algılamayın. Lütfen adezyonun aman bu da oluverir canımlık yolu yoktur. Eğer ya oluversin bu kadar gidiversin diyecekseniz adezif protezlere girmeyiniz. Olmaz. Malzeme sadece şu kadar önemlidir. Hangi malzeme nasıl davranıyor bilmeniz gerekiyor. Ama o zaten malzemenin özelliği. Bilmiyorsan gene adezif protez yapmamak lazım. O malzemenin özelliği senin uygulamana göre değişmeyecek. O zaten öyle teknolojiyle geliştirildi ve yapıldı. Onu nasıl kullanacağını bakın. Yine geliyor düğüm, sende düğümleniyor. Sen bileceksin. O yüzden biziz. Bu bir ciddi, önemli, üzerinde çalışılması gereken bir iştir. Adezif simantasyon. Bütün hastalar, adezif işler bu dikkati isterler. Ben tabii ki de bu işimi, işlerimi burada hemen adını anacağım. Çalışmamızda da adı var zaten. Lokomotifi de işin. Doktor öğrencim Umut'la birlikte yapıyorum. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu işin lokomotifi. Ben part time, yarı zamanlı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bulunuyorum. 2 gün, diğer günlerde bu işi yürüten kim? Tabii ki de kendisi, gözüm arkada kalmıyor ama diğer hocalarım zaten var. Ben huzurunuzda. Biz bunu EPA'da sunduk bu arada. Aslı Hocam ve Mutlu Hocam da birlikte ilk erken sonuçlarını, preliminary sonuçlarını sunduk. Çok güzel ses getirdi orada, onu söyleyeyim. Tabii ki de ben anabilim dalının tüm üyelerine bunu borçluyum. Böyle bir imkan bize sunuyorlar. Teknoloji var, ketken var. İstanbul Aydın Üniversitesi bunu bize sunmuş. Diş hekiminin elinin altında var bu. Çoğu yerde, üniversitede bu teknik imkanlar da yok biliyorum. Ama bunlar tabii teknik imkansızlıklar. Kimsenin elinde değil. Ama ben şunu da biliyorum. Bu teknik imkanların olduğu yerlerde de kullanamayan, erişemeyen, gösterilmeyen, çalıştırılmayan da çok yer var. Ben bunu da biliyorum. Bu da bir gerçek ama biz İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi protez bölümü böyle değiliz. Tüm doktora öğrencileri ketkem yapmakla mükelleftir. Böyle bir barajları vardır. Bunu öğrenerek mezun olmak zorundadır. Bu çok önemli hocam. Siz de hak verirsiniz. Siz de bir prostodontistsiniz. Bu çok önemli. Teknik imkanın olmadığı yer ayrı ama olan yerlerin de kilitli durduğunu çok iyi biliyorum ben. O yüzden bunu vurgulamam gerekiyor. Evet. Bitmiş. Ben son slide'da kendimi koymamışım bilgilerimi. Ama buradan verebilirim. Hüseyin'in H'si, alt çizgi kurtulmuz@yahoo.com benim mail adresimdir. Oraya herkes benden istediği makaleyi görüntü de atabilirim. Ben şu preparasyonun görüntüsü benim elimde olsun hocam, önümde olsun. Atabilirim. Çok samimiyim. Bilgi paylaştıkça büyür. Ben bunları paylaşmak için yaptım. Ben kenarımda dursun diye değil. Ben yarım saat sonra sunsam buna yeni bir şey ilave edeceğim. Esat Hocam sizde de var aslında bir örneği. Dün attım ama dünden bugüne bir şeyler değişti. Farkında mısınız? Görmüşsünüz. Evet hocam onu evet. Yani ben yarım saat sonra sunsam gene bir şey eklerim. Çünkü sonu yok zaten. Bunun sonu yok desem. Çünkü bir şey yani bir şey göreceğim, okuyacağım. Ha diyeceğim bu da güzelmiş. Bunu da ilave edeyim. O yüzden ben zaten bunu sürekli update ve güncelliyorum. Benim için hiç önemli değil. Bunun burada durması mümkün değil. Durursa zaten o bilim değil. Ya da ben bilim insanı değilim. O yüzden çok rahat paylaşabilirim. Ya bana yazsınlar hocam. Evet, hocam çok bitirdim. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Harika. Ben diğer nasıl geçti isterseniz. Anlayamadık zaman. Evet evet. Vallahi bana da çok tatlı geldi. Ben diğer ekrana geleyim. Şimdi bunu dan şöyle çıkacağım. Evet hocam. Evet. Evet. Selam herkese. Şimdi hocam siz sorular varsa siz şey yapın ben cevaplayayım. Öyle daha iyi gidiyor. Çünkü hem oku hem cevapla yapamıyorum. Tabii tabii. Burada zaten bir soruların birçoğunu sorduk. Hemen devam edelim. Vallahi sizinle provadaki gibi çok güzel gitti bence. Soru cevap yapalım demiştik değil mi hocam? Evet, evet. Böyle daha güzel. Hem interaktif oldu. Daha evet. Katılımcılara daha sıkılır çünkü bir ekranın başında evet. Bir süreden sonra oturmak gerçekten bazen zor geliyor. Bu sürede alıştık biraz ama hala zor. Evet. Önerdiğiniz ve kullandığınız simanları söyleyebilir misiniz diye bir soru var. Tabii ki de var çok hocam. Güzel bir soru.
Ben şu an için markacı değilim. Çok memnun kaldığım için GC'nin ürününü kullanıyorum. GC'nin doğal kürünü, doğal kür rezin sıvanını bu iş için bahsediyorum, kullanıyorum. Ama Evoque'lar da kullanıyorum. Evoque'lar estetik light kür için ideal. Light kürde onu kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Doğal kürde GC'yi kullanıyorum. Yani ben tek bir marka kullanmıyorum. Onu size söyleyeyim. Markacı hiç değilim. O yüzden bu konuşmamda hiçbir firma desteği yok. Hiç firmacı değilim. O yüzden de ben bilimin gerçeğiyle hangi firma iyi bir şey yapıyorsa ondan yanayım. Ben öyle söyleyeyim. O yüzden hepsiyle barışığım. Hepsi de o yüzden beni öyle zannediyorum. Yani gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Barışıktır, severler. Hepsinin iyi yanı var. Çünkü soruya cevap. Bu arada kan kompozitler konusunda şu an GC'yi çok iyi buluyorum. Çok yeni bir konsept, yeni böyle araştırmalarla hayatımıza girdi. GC'nin akan kompozitleri, bakın, Siman olarak kullanılabilir. Akan kompozitlerinden memnunum. Flowable, universal ya da injectable, universal diye geçer. Her ikisinden de memnunum. Hocam Kullanabilirim. orada şöyle bir şey yaşadım ben akan kompozitle ilgili. Siz ne dersiniz, belki bir düzeltme de olabilir. Tabii. Simanı bu tek curing yapıp temizleyebiliyoruz ama akan kompozit çok fazla bulaşıyor. Özellikle taçtıktan sonra simandan Kompozit gibi. temizlemesi ben şahsi olarak birazcık daha fazla Kesinlikle zorlandım. doğru. Kesinlikle Kompozit doğru. zor temizleniyor Rezin birazcık siman daha. gibi diye o tamamen zaten oradaki artık kompozit Evet. Esat hocam. Yani kompoziti nasıl temizlerseniz. Yani İşte aynı. ya Evet doğru. o aşamada Doğru. özellikle lamine veya subgingival bir basamağınız olduğu zaman Kesinlikle. birazcık Kesinlikle. zorlayabiliyor. Kesinlikle çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Yani çok iyi ip yapmanız lazım polimerize etmeden önce. Kesinlikle doğru. O anlamda kullanım zorluğu var. Ama teknoloji ilerliyor. Bence ona da çözüm üretecekler. Onu ben de ilettim kullandığım firmalara. Şimdi sağ olsunlar firmalar bana bunları getiriyorlar. Kullanın hocam. Geri dönüş bildirin diyorlar. Bunu ben bildirdim hocam. Ama şimdi bildirdim ama şunu da söyledim. Bu zaten bir kompozit. Yani teknolojisini nasıl değiştirmek lazım? Onu da teknolojik adamlar bilecek. Ben bilmiyorum. Yani bir kompozitin teknolojisinde oynamak gibi bir şey bu. Aynen Evet. öyle hocam. Evet. Ferrul için yapmamız gereken ekstra bir şeyler var mı? Tekrarlayabilir misiniz diye bir sorumuz var hocam. 1-2 Serdar Bey milimetre sormuş. minimum 1 ama ferrule ne kadar yüksekse bakın bu da bir gerçek daha iyi bir değer vermiş tensil strength'te kronun kopmasında öyle söyleyeyim ama istatistik olarak anlamlı bulunamamış yeriniz varsa erişkin bir hasta gingivoktomi yaptınız ya da yapmadınız yapabilirsiniz efendim 2 milimetreye kadar ferrule yapın ama kısıtlı yerde oynuyoruz paslaşmalar yapıyoruz 1 milimetre. 1 milimetre vertikal ve horizontal ferruleniz olacak. Horizontal olan zaten basamak. Anlatabildim herhalde. 1 milimetre. Bondu Çok iyi ışınlıyor muyuz? inanın. Efendim? Bondu ışınlıyor muyuz diye bir sorumuz var hocam. Bonding yaptıktan sonra akışkanı koymadan önce EDS bond ışınlıyor muyuz? yaptığınız için, EDS yaptığınız için sizin artık ayrıca EDS üzerine uyguladığınız bonda ışık uygulamanıza gerek yok. Onun Hepsini kalitesi çok iyi. beraber. Bakın çok güzel bir soru geldi aslında. Laminada bu önemlidir. Çünkü laminada minedesinizdir. Yer yer. Eğer ki %80 preparasyonunuz, Esat Hocam siz de bilirsiniz. Minede ise minede kabul edilir. Ama %20 dentindesiniz. Şimdi ne yapalım? Dentini sevmiyoruz. Adezif bağlantıda zayıf bir bağlantı. Özellikle laminada, porselen laminada. Der ki bilgi. Bondus sür. 1, 2, 3 say ışınla. 1, 2, 3 öyle bırak. Gene sebebi aşağıdan o dentine sızacak olan suya mani ol. Şundan emin olsunlar. Oradaki adezivini, bondunu ince kullanmak zorunda. Mesela 3M'in adezivi olmaz. 3M kalındır. GC olur. Çok incedir. Çünkü GC bana tazyikle havada sık der. Tazyikle havada sıkar. İnceltirsiniz. Emin olun sizin oradaki 1-2-3'lük bakın 3 saniye diyorum. 10 saniye demedim. Makaleden konuşuyorum. Kendi pratik deneyimim de değil. Ben de öyle yapıyorum. Makale okuduğum için. 3 saniyeyle ışınlayıp bırakabilirsiniz. Ama burada zaten EDS yaptım. Bitti.
hibrit tabakayı organize ettim. Oradaki amaçla hibrit tabaka oluştur. Bir böyle bir meydana gelsin. 3 saniye tam meydana getirmez. Polimerizasyon süreleri önemlidir. Ama sen gelene kadar işte. Dedim ya zaten hızlı davranacaksın. Restorasyon hazır olacak. O gelene hazır kadar olur. İşi idare eder, götürür. Bunlar çok ince ipuçları aslında. Çok güzel sorular. Adil Ocak Bey sormuş. Dişte sağlam kalan doku marjinlerinin hepsine bizotaj uyguluyor muyuz diye. Sivri kenar köşeler varsa hepsine değil. Hayır. Yani sizin yaptığınız pomza da zaten onu köreltecek. Pek çok yere alacak. Yani ben dikkat ederseniz fırçamı en sert fırça kullanırım. Bu fırçaları Esat Hocam siz de bilirsiniz. Biz total protezde polisajda kullanıyoruz yani. Şöyle bakarız akrili aşındırıyor. O yüzden en sert fırçayı, o krem renkli olan fırçayı kullanan pomzayla bütün sınırlarınız sizin bir yumuşak yapar ki yuvarlak en ufak sivrilikleri bile alır. Yani bakın biz diş hekimiyiz. Bizim gözümüz hakikaten el deneyimi çok önemli. Göz çok önemli bizde. En iyi göz ve el deneyimleri de bizde. Anlarız yani. Bir pomz yaptıktan sonra hala bir çapak görüyorsanız ona bir alıverin. Sarı kuşak frezle. Bu kadar. Hazal Hocam sormuş hocam. Bizim pedodonti hocamız. Evet. Memnun oldum. Antagonist dişteki aşınmayı ölçme yöntemi için ne yapıyorsunuz? Güzel bir soru. Evet. Şimdi bakın. Evet, çok güzel bir soru. Antagonist dişteki aşınmalar, ben size söyleyeyim. Aslında sebebi materyalden çok glazür tabakasıdır. Bunu o zaman siz de bilirsiniz. Şimdi nedir glazür tabakası? Ona gireceğiz. Aslında glazür tabakası da bir porselen toz ve likittir bizde. O yüzden ki son dönemdeki glazür uygulamalarımız bile değişti. Bu konseptten dolayı. Mekanik glazür yap deniliyor. Lastikle. Aslında malzemeden kaynaklı değil. Bu arada porselenler için de bu konudaki en masum olanı felspatik, sonraki de losittir. Lityum disilikat daha çoktur. Neden? Kristaller çoktur da o yüzden. Daha fazla sivridir. Daha büyük hacimdedir. Anlatabildim mi? Aslında problem bu. O yüzden ki mekanik glazür. Onu da bilmek lazım. O yüzden mekanik glazür ya da bunun bir tık daha mekanik glazür kadar değil, bir tık gerisinde ona yaklaşan natural glazür. Nedir natural glazür? Seramiği sokarsınız, düşük ısıda üst yüzeyi camlaşıverir. Çıkartırsınız, buyurun size glazürlenmiş restorasyon. Anlatabildim mi? Yani insanlar otoglaze olarak da biliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Natural glazür denir buna. Otoglazür denilir. Ne derseniz deyin. Budur aslında. Yani bizim glazürden glazür suçlu bulunmuş durumda. Bunu söyleyeyim. Glazürsüz restorasyon tak değil. Hayır. O da aşınma yapar. Glazür parlatacağız. Cilalatacağız. Ama mekanik. Mesela bu son zamanlarda hocam bilirsiniz implantta da gündeme geldi. Hibrit bir abutment yapıyor isem T-base'in üzerine bir estetik bölgede bir ara parça koyacak isem zirkonyum ya da lityum disilikat ve üzerine de kron yapacağım. Tek parça olacak ya da iki parçalı olacak. Bunun diş etine değen yerinde mekanik glazür yap deniliyor. Bizim yaptığımız glazürün diş etinde problemlere yol açtığı çıktı. Ortaya çıktı. Ve biz ondan sonra glazürü sorgulamaya başladık. Ondan çok önce aslında karşı dişteki aşınmalar açısından glazür sorumlu bulunmaya başlanmıştı. Glazür yapmadığımızda sorumlu buluyorduk ama glazür yaptığımızda da yaptığını bilmiyorduk. Zannediyorduk ki glazür kurtarıyor. Hayır, o da kurtarmıyormuş. O çıktı. Yani evet, çok enteresan bilgiler. O yüzden sürekli takipte kalmamız lazım. Ben onu söylüyorum. Yani şu an diyemem ben glazür yaptamam. Ne aşınması? Hayır, o da bitti. O da bitti. Mekanik glazür geldi. Şimdi mekanik glazürü nasıl yapalım? Hangi lastiklerle yapalım? Hangi malzemeyi ne kadar süre yapalım? O tartışılıyor. O da net değil. Onu da bilmiyoruz. Yapacağız da ya da yapıyoruz. Bilmiyoruz ama. Onu da söyleyeyim. Yapılıyor çalışmaları. Meta analizleri, review'ları çıkması lazım. Ben o zaman güvenirim bir çalışmaya. Ya onları beklememiz lazım. Henüz yok ama. Yok. Diğer sorumuza geçeyim. Endodontist İsmail hocamız sormuş. Tamir protokolünden bahsedebilir misiniz? Tamir için neler yapıyoruz? Tamir protokolü bir restorasyonla şu an
Siman'ı bir araya getirmek nasıldı? Benim Siman'ımı koymam aynı. Öncelikle yüzeyde çok basitinden geçeyim. Glazür tabakasını kaldırmanız lazım. Glazür tabakası hala varsa, daha doğrusu kırığın çevresindeki çapaklarda, ince bir frezle almanız lazım. Cam seramikse kesinlikle hidrofluorik asitle, hangi seramiği kullandıysanız ve hangi konsantrasyonda hidrofluorik asitse, asitleme, pürüzlendirme. Tabii önce yüzeyi temizleme, orta fosforik hidrofluorik asit uygulama, tekrar yüzeyden onu arındırma. İşte bakın, orta fosforik asit. Biz hep tamirlerde hidrofluorik asit uyguladık. Tamirlerimiz hidrofluorik asit pürüzlendirmesine rağmen başarısızdı. Çünkü acaba ortamdan hidrofluorik asit uzaklaştırabildik mi? Hiç bilmiyoruz ki. Neyle uzaklaştıracaksın? Ağızdan kronu çıkartıp ultrasonik temizleyiciye mi koyacaksın? Hayır, böyle bir zaten pratik yok. O yüzden ilk orta fosforik asit tarif edildi bu konuda. Onunla ortamdan uzaklaştıracaksın. Silah uygulayacaksın. Tabii silah süresi çok önemli. 1 dakika, artık burada onu vermedim. O çok adezyon anlatıyor olmam lazım. Ben adezyon anlattığım konularda onu veriyorum. 1 dakika uygulayacaksın, bekleyeceksin. Sonra istediğin kompozitü uygula. Yani son derece başarılı sonuçlar alınır, ki en başarılı sonuçlar da cam seramiklerdedir. Zirkonyumda başarılı sonuç beklemeyin arkadaşlar. Hibrit Yani seramiği sormuş Muhammed Bey bu arada tam. Hibrit seramik kullanımı dentin elastik modülüyle uyumlu, bu yüzden silika içeriği bakımından elde kurum için nasıl değerlendirirsiniz diye. anlamadım soruyu, bir daha alabilir miyim hocam? Hibrit seramik kullanımını Ha. dentinin elastik modülüyle uyumlu olduğu için ve silika içeriği bakımından da değerlendirirsek endokrinon için ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar hocam. Şimdi hibrit seramikleri önce şöyle, şundan eminler değil mi? Hibrit seramikler bir seramik değildir. İlk adlarına hibrit seramik dedik. Yani önüne bir hibrit lafı geldi. Kesinlikle seramik değildir. İki çeşit hibrit seramik vardır. Birincisi polimer infiltre seramik network. Yani iki tane meshin bir araya gelmesi. Viski EMA, matriksi, kompozitin ve silika partikülleri, silika atomları. Bu bir. İkincisi de kompozit firmaların çıkardığı. Buna örnek ne? Vita İnemek. Lava örnek 3M'in kompozit BiskMA matrix, içine silika partikülleri, tozları yerleştirildi. Şimdi debonding riski var. Kesinlikle bir defa bond bağlantısı iyi değil. Kaliteli değil. Bunu söyleyeyim. Tek tutar yanları dentinin ile eşit şeyde. Biyomimetikçiler de bunu savundu ama gidin bakın bakalım. Hem Vita İnemek'e hem de Lava'ya son zamanlarda en azından kuron açısından, ki buna endokron da dahil, pek tavsiye etmiyorlar. Firmalar ağızlarını değiştirdiler. Bir tek öneriyorlar. Antibodi Neden? Bu taşınması sebepten çok dolayı. çok az olduğu için öneriyorlardı bir ilk çıktıklarında zirkonyanın yerine hem güçlü hem de antibodi taşınması çok az diye bunu promote ettiler ama Hocam kendi de aşınıyor bu sefer, evet. biliyorsunuz, ve o kadar kötü bir estetik sonuçta geliyor ki, yani klinisyen bir arkadaşımı klinikte hastaya karşı çok mahcup edebilir. Ben burada bu malzemelere, özür dilerim, kötü damgası vurmak için demiyorum. Bilimsel gerçeği söylüyorum. Bu. Ve firmalar ağız değiştirdi. Vita İnemek de Lava'da, lütfen dikkat etsinler. Kron düzeyinde artık 10 ney bile değil, in ney de öneriyorlar malzemeyi. Lütfen dikkat edin. Hem Lava'yı bir dinleyin, hem de gidin Vita İnemi'yi bir dinleyin. Ya da konuşun firmacısıyla. İnne'yi de öneriyor. Krona doğru, endokron da dahil buna, geçişte artık önermiyor. Debonding, yani işte bir defa seramik değil. Seramikten beklediğiniz kaliteyi sunamadılar. O yüzden zaten bunları bazen bazı webinarlarda duyuyorum. Seramik sınıflandırması için de alıyorlar. Ben almadım bakın. Özellikle ayrı verdim. Allah'tan hibrit seramik lafı ağzımıza girdi de, hani hibrit bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Yani seramik değil bunlar. Kesinlikle. Bizim anladığımız seramik değil. Bildiğimiz seramik değil yani. Yine İsmail Bey sormuş. Akan kompozitleri endokronlarda kavite derin olduğu için polimerizasyonunda problem ihtimali Çok nedir güzel bir diye şey soru. yapmış. Polimerizasyon süresini uzatmanız lazım efendim. Aynen bu. Koyu renkli bir siman kullandığınızda, mesela lamina 0,8-0,5 mm yaptınız. Bunun standardı 0,5'tir. Hadi genişlettiniz 0,8. Eğer ki
0.8 bile olduysanız, laminaz bakın bir tık kalınlaştı demektir. Ya da simanınızda koyu bir renk kullanıyorsanız, simantasyon süresini 120, özür dilerim, polimerizasyon süresini her bir yüzeyden 120 saniyeye yükseltmeniz gerekir. Sizin de 120 saniye yapmanız gerekir. Bu arada kullandığınız malzemenin de size avantaj sunuyor olması gerekir. Lösitle güçlendirilmiş seramik bu konuda avantaj sunar. En rahat derine kadar ışığı geçirendir. Yeterince silikata geliyorum. Onun da çünkü uygun kullanımı var. Medium translucency ya da high translucency kullanıyorsanız emin olun ki ingottan ya da bloktan bahsediyorum. Işık aşağıya kadar, tabana kadar geçecektir. Ama low translucency kullanıyorsanız, yani translucency'liğiniz, şeffaflığınız, saydamlığınız, geçirgenliğiniz ne derseniz deyin düşük ise dual kür kullanmak zorundasınız. Bu lamine de olsa böyle ama. Sadece bunda değil. Yani ona siz bakacaksınız. Mesela cam seramiğiniz A4 koyu bir renk. Bayağı da derin, erişkin bir hasta. Elimdeki akan kompozitim de koyu bir renk. Ama zaten A4 ise seramiğim, bilin ki koyu bir renk, ışık geçirgenliği lösüt bile olsa azalacak, dual kür kullanacağım. Evet, burada sizin indikasyonunuz vakaya göre. Anlatabildim mi? Herhalde cevaplandı sorusu. Vakaya göre. Tabii ki dual kürü, bakın ben de dedim GC'nin dual kürünü, Evoke'ların light kürünü kullanıyorum. Yine GC'ye dönüyorum. Akan kompozitini çok seviyorum. Vakama göre. Pedodonti hastasında yetiyor. Pedodontist arkadaşlarım anlayacaklardır beni. Yani henüz daha yeni bir diş. Kalınlığı ne kadar ki? Yetiyor. 120 saniye uygulayacağım ama bakın. Yine de akan kompozitle yapıştırdıysam 60 saniye olmaz. Bunun minimumu zaten 60 saniyedir. Laminada da her yüzden en az 60 saniye uygula. Polimerizasyonda nedense çok üşeniyoruz. Pek yeterince yapmıyoruz. O yüzden de laminalarımız düşebiliyor ya da postoperatif hassasiyet çok oluyor. Bakın bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Önemlidir polimerizasyon. Polimerizasyon ışığı uyguladığınız yön bile önemlidir. Yani bu da ayrı bir ders aslında. Yani o yüzden ben adezyon ve adezif protezlerde şunu diyorum. Kolayı yok arkadaşlar. Lütfen bunu önce bilelim. Sorumlu biziz. Orada bir başarısızlık varsa siz bir şey yaptınız ya da yapamadınız. Es geçtiniz. Umursamadınız, önemsemediniz. Bunu yanlış anlamayın. Ben de yapıyorum zaman zaman. Yani çok yorgunken ya bu da böyle oluversin dediğimde patlar. Patlıyor. Evet. Şöyle birkaç soru daha alalım. İsterseniz bitirelim birazdan. En önemlisi birkaç tane var bu sorudan. Endokron yerine post tercih ettiğimiz hiç indikasyon yok mu? Ya da klinik pratiğimizde hangi durumlarda post tercih ediyorsunuz siz diye. Dantiber hala kullanılıyor tabii ki de. Şimdi bakın şöyle bir de. Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir gerçek var. Bunu hemen söyleyeceğim. Yapılan o Alman çalışması vardı ya arkadaşlar, hatırlasınlar. Şimdi bunlar ketken cihazlarını üreten, blokları üreten ülkeler. Çok enteresan. Ne diyor biliyor musunuz? Seçimde de o önemli. Endokron daha ekonomik diyor. Postcore pahalı diyor. Şimdi bize dönelim. Postcore daha ucuz, endokron daha pahalı. Şimdi atamazsınız postcore hala bir yere. Yani bu işin ekonomik kısmı da var. Ben bir klinisyenim aynı zamanda. Lütfen burada klinisyenlerle çok açık ve net konuşayım. Bunun tabii ki de bir maliyeti var. Endokron bizim ülkemiz için hala lüks. Ama o ülkenin, lütfen makalesini okuyun, gülümseyerek okudum. Yazar diyor ki endokronun tercih etmesinde ekonomik diyor. Çok enteresan değil mi? Yani şey gibi hocam, birazcık olonforlar gibi. Evet. Evet. Yurt dışında da olonforlar daha cazip yapılıyor. Gibi. Benim için hibrit yaratmak zor ama dışarıda sürekli custom abutment, hibrit abutment kullanıyorlar yurt dışında. Çünkü o da ucuz diyor. Kurslarına gidiyoruz, siz de biliyorsunuz yurt dışında. Çok enteresan. O hakikaten de ucuz onun ülkesinde. Ama o teknolojiye sahip, o malzemeye sahip. Onun için çok ucuz. O yüzden yerli üretimleri de var artık ülkemizde. Desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Biz de yapmalıyız. Yapabiliriz. Bu kapasitemiz var. Sadece harekete geçmesi ve bizler tarafından da, bilim insanları tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Bunların nasıl? Bilimsel çalışmalarla. İşte bir ucundan biz tuttuk yapıyoruz. Bunlar.
Bilmem, bence sorunun en güzel cevabı bu. Evet, kesinlikle atamazsınız. Evet. Yani ne yapacağım canım? Endokron yapamıyorum. Postkor tabii ki de. Yani her türlü dezavantajını göz önüne alarak ben dezavantajlarını bileyim yeter. Bunlara hastamla paylaşabileyim. Bak bunlar olur. Olursa böyle olur. Ben bileyim. Tamam. Yani. Teknik olarak tabii sormuşlar sanırım. Yani dişle ilgili endokronla post tercihi anlamında endikasyon ayrımında nelere bakıyorsunuz anlamında sormuşlar sanırım. Ben yanlış anlamış olabilirim. Endokron sadece. Endikasyon sadece endokron yönünde. Bilimi soruyorsanız. Postkor değil. Evet. Can fiber de dahil buna. Kesinlikle. Bakın can fiberi de ne diyoruz? Biraz önceki soruya istinaden. Dentinle en şey olan elastiste modeli uygun olan dedik değil mi? Hakikaten de öyle. Debonding oluyor. Gelen kuvvetlere dayanamıyor. Dentin gibi olamıyor. Yani elastiste modeli istediği kadar aynı olsun. Sadece o kısmı iyi. Anlatabildim mi? Aynen ipi seramikler gibi. Bu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sorularınızı da bitirdik. Tamam. Ağzınıza sağlık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harika. Değerli katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverlik yaptınız bana. Günlerdir benimle birlikte çalışıyorsunuz. Emeklerine çok teşekkür ederim. Heyecanın çok güzeldi Esat'cığım. Burada herkesle bunu da söylemek istiyorum. Benden fazla heyecanlıydı Esat hocam. Aman bir aksilik olmasın diye. Bu senin güzelliğindi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür gerçekten. Seni tanımaktan dolayı çok mutluyum. Herkese selam ve sevgiler. Bana bir mailimden ulaşabilirler. Herkese dönebilirim ben. Bu konuda açıyorum. Çok teşekkürler. Tabii. Bu arada bir aksilik olmaz da şey olursa Aralık'ta da yine beraberiz. Evet, evet, evet. Sizin sempozyumda olacağım. Buradan duyurayım. Aynen. Orada uykuyu hissediniz benden. Uyku hastalıklarını. Aynen öyle. Benim doktora tez konum 18 yıllık, 19 yıllık bir deneyimim. Bunun kurslarını da veriyorum. Ben beni takip eden bilen meslektaşlarım muhakkak vardır. İnşallah orada da konuşacağım bunları. Beklerim. Görmek isteriz hocam. Şu günler geçsin, yüz yüze görüşelim. Beraber sizinle evet, daha aynen öyle. Istiyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum bu arada. Bu bayram hep birlikteyiz. Sevdiklerimize uzağız. Büyüklerimiz var hepimizin. Annesi, babası. Ama sağlık olsun ne diyelim. Yani önemli olan sağlık tabii ki de. Sağ olsunlar da her gün bayram bize. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Görüşmek üzere. Bu arada çok fazla teşekkürler var. Sizlerin meslektaşlarınızla tekrar teşekkür ediyorum. Herkese. Nezdinizde. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.